Merhaba arkadaşlar. Şu aşamaya kadar Entity Framework kavramını ve MVC kavramlarını anladık ve öğrendik. Şimdi ise bildiğimiz bilgileri genel olarak birleştirip bu bölümde yeni sıfırdan bir proje çıkartalım. Bir blok projesi. Bu projeyi sıfırdan oluşturmaya başlayacağız. İlk olarak yeni bir proje oluşturalım. Evet, ilk olarak Visual Studio'yu açıyoruz. Oradan File, File'dan değil, buradan Proje. Buradan web'i seçiyoruz. C# altında web seçtiğimizden emin oluyoruz. Daha sonra ASP.NET Web Application seçiyoruz. .NET Framework olanı. Ve projemize bir isim verelim. Blok MVC App diyelim. Daha sonra projeye bir yer belirtelim. Projemin yeri yine masa üstündeki Web Developer klasörü. Buradan MVC ile şuradan Files klasörü içerisinde olsun. Evet, projeme verdiğim isim aynı zamanda solution'ıma da verdiğim isimle aynı olacak. Çünkü solution'ım bir tane proje içerecek. Eğer bir solution içerisinde birden fazla proje olacak olsaydı burada solution'a daha genel bir isim verip burada daha özel bir isim verebilirdim her bir projeye. Ancak bu şekilde tamamdır. C# altından web.net framework projeye blok MVC app yerini belirtiyoruz. Solution'da aynı isim. OK diyelim. Evet, karşıma gelecek olan ekrandan şuradan template'lerden empty seçiyorum ve projeme MVC referanslarını ve gerekli klasörleri eklesin istiyorum. Bunu seçiyorum ve OK diyorum. Evet, projemiz oluştu. Projeye bakarsak eğer gerekli referanslarım, referans altında sıralanmış MVC'ye özel referanslarım burada. Ve gerekli klasörlerim, controller, module, views, bunlar benim MVC projelerimde olması gereken en temel klasörler. Evet, bir sonraki dersimizden itibaren Entity Framework altyapısını kurup bunun üzerine sıfırdan yeni bir proje yapmaya başlayacağız. Bir önceki dersimizde oluşturmuş olduğumuz projemizi Bootstrap kurulumunu yapalım. Proje boyunca birden fazla web sayfası kullanacağım için Bootstrap'i layout sayfama kuracağım. Layout sayfası uygulama içerisindeki birçok sayfanın kullandığı ortak kısımların tanımlandığı yer olarak tanımlanabilir. Projemizi açtık. İlk olarak controllers klasörüne benim ana sayfadaki linklerimi kullanacak olan bir tane controller ekliyorum. Genelde klasik olan her bir MVC projesinde bir adet home controller'ın olması. Home controller projemize ekleyelim ve içerisine varsayılan bir tane action metodu eklensin. Bu index oluyor. Varsayılan olarak her uygulamada en başta ayarlanan ayar home controller altındaki index metodunun çalışması. Yani örneğin sitemizin adresi işte www.eduriven.com ise kullanıcılar bu adresi adres çubuğuna yazdığı zaman ilk olarak home controller altındaki index action metodu çalışır. Şimdi index action metodu eklendikten sonra şurada dikkat etmeniz gereken her controller'la alakalı views klasörüne bir tane de isim gelmesi, bir tane de klasör eklenmesi. Yani home controller için home, işte ürün controller için ürün ismindeki bir klasörün buraya ekleneceği. Gelelim index action metodumuza sağ tıklayalım. Buradan add view diyelim. Add view dedikten sonra gördüğümüz gibi action ismiyle eklenecek olan view'in ismi index. Çünkü burada return view derken return view action ismi neyse o isimde bir tane view'i geriye gönderir. Şimdi şu kullanacağımız template şu anlık boş olsun. Şurada dikkat ederseniz use a layout page diyor. Bu varsayılan olarak seçilmiş. Ben bunu seçeyim ve OK diyeyim. Ve home klasörü altına bir adet index ismindeki view'imiz ekleniyor. Evet, gördüğünüz gibi view'imiz eklendi. Biz view'i eklerken hatırlarsanız layout'u da seçmiştik. O yüzden shared klasörü altına bir tane layout eklendi. Layout içerisine baktığımızda Bootstrap referanslarının da buraya eklendiğini görüyoruz. Hatta JavaScript dosyaları da aşağıda jQuery ve Bootstrap min. Şuradan baktığımızda Bootstrap klasörlerinin scriptlerinde klasörler içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani projemize sağ tıklayıp NuGet Package Manager aracılığıyla da
bu strebi projemize dahil edebilirdik. Ancak layout'a eklerken direkt o CSS ve JavaScript dosyalarında projemize dahil etti. Evet, layout içerisine baktığımızda layout'un içerisinde bir tane navigation var. Bir tane container. Container içerisinde bir tane render body'nin olduğunu görüyoruz. Layout içerisindeki varsayılan birkaç ayarı değiştirelim. Örneğin sayfamız için gereken başlık şöyle blog uygulaması diyelim. Daha sonra container içerisine bir tane row ekleyelim. Şöyle div class row diyelim. Row'u şöyle div class şöyle call md 12 içerisine alalım. Daha sonra render body'yi şuraya çıkartalım. Bunu yaptığımız durumda artık içerik sayfalarımızdan yani index sayfamızdan şuraya yazdığımız her şeyin direkt şu render body içerisine kopyalanacağını ve container row işte call made 12 arasına geleceğini biliyoruz. Uygulamamızı bu halde çalıştıralım ve görelim nasıl bir sonuç üreteceğiz. Layout'umuz çalışıyor mu? Evet, gördüğünüz gibi uygulamamızın ana dizini çalıştı. Şöyle home altındaki şöyle indekslediğimizde yine aynı sonucun geldiğini görüyoruz. Şimdi bu indeksin içerisinde herhangi bir şey yok ama bunların işte üstteki navigation barının, şu içeriğin, şu alttaki footer kısmının layout'tan geldiğini artık biliyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi layout içerisinde tanımlanan CSS'ler, JavaScript'ler, navbar'lar, işte şu sadece şu içerik kısmı. Şu kadar kısım nereden geliyor? Bizim indeks sayfamızdan geliyor. Bu dersimizi projemizde kullanacak olduğumuz veri tabanının şablonunu oluşturacak olan entity sınıflarını oluşturalım. Entity sınıflarımı models klasörü içerisinde oluşturacağım. Models klasörüne sağ tıklıyoruz. Add class'tan. İlk entity class'ım kategori olacak. İkinci entity class'ım blok ismindeki class olsun. İlk olarak kategoriyi açalım. Kategoriye ilk başta primary key yerine geçecek olan int tipindeki id kolonunu ekliyorum. Bir sonraki ise kategorinin ismi olsun. Şöyle kategori adı diyebiliriz. Daha sonra blok sınıfına geçelim. Blok sınıfında da aynı şekilde blok tablomun id primary key yani birinci yılın artığı yerine geçecek olan id kolonunu direkt ekliyorum. Daha sonra şöyle string bir alan başlık girelim. Şuradan şöyle string açıklama diyelim. Blok açıklaması. Şuraya yine string tipinde şöyle içerik diyelim. Bu bloğumuzun içeriği olsun. Şöyle date time tipinde eklenme tarihi olsun. Bloğun eklenme tarihi. Daha sonra şöyle onay alanı diyelim. Şöyle bir alan daha ekliyorum buraya. Bu da ana sayfaya çıkan blok olup olmadığına karar verelim. Bir tane de blok için bir resim alanı ayarlayalım. Sadece resmin ismi gelsin buraya. Evet, iki tane tablo ekledikten sonra kategori ve blok. Bunun arasındaki iletişimi kuralım. Yani şuraya gelip blok sınıfımıza gelip her bloğun bir kategoriye ait olduğunu düşünelim. Ve de şuraya bir tane navigation property dediğimiz şöyle yabancı anahtar. Aynı zamanda kategori tipinde bir tane şöyle kategori isminde bir değişken ekleyelim. Şurası bildiğimiz yabancı anahtar. Yani her blok kaydının en sağ kolonunda bir tane kategori ID olacak. Kategori ID'si örneğin 1 ise o koluna bir değeri gelecek. Ancak şu kod içerisinde herhangi bir bloğun ilgili kategori bilgilerine ulaşmak için de bu kategori değişkenini kullanabiliriz. Tipi kategori. Aynı şekilde kategori sınıfına geliyorum. Her bir kategoriye ait olan birden fazla blok olacağı için ben buraya list tipinde yani bir liste tipi blok şöyle ismi de bloklar isminde bir liste olsun. Veri tabanına baktığımızda kategori tablosu içerisinde ID ve kategori adını göreceğiz. Listeyle alakalı bir işlem
bir kolon görmeyeceğiz. Ancak blok tablosuna baktığımızda kategori ID'ye bir kolon ismi olarak tabloda göreceğiz. Şu kısım önemli. Gördüğünüz gibi iki tabloda da ID kolonu var. Bu kolonlar bizim tablolarımızın birinci anahtarı olacak. Eğer ID isminden farklı bir isim kullanmak isterseniz, örneğin kategori ID, bunun bilinçli olarak yapıldığını, yani bu kategori tablosunu, kategori ID alanı bir birinci anahtar olduğunu şöyle belirtmeniz gerekiyor. Şöyle üstüne key yazıp CTRL noktaya tıkladığınızda şöyle bunun bir birinci anahtar kolonu olduğunu bilinçli olarak işaretlemiş oluyoruz. Ancak dediğim gibi sadece ID olarak bırakırsanız bunu, bu zaten birinci anahtar olarak algılanacak. Uygulamamızda Entity Framework CodeFirst'ı kullanabilmek için uygulamamıza context sınıfı eklememiz gerekiyor. Context sınıfı uygulamamız içerisindeki veri tabanı işlemlerini yapmamızı sağlıyor. Bu da klasörüne bir tane class ekleyelim. Ve context sınıfımızın ismi block context olsun. Genelde yaptığımız uygulama ile alakalı olan bir isim verip sonuna da context ekliyoruz. Add dediğimizde bir tane class ekleniyor. Class eklendikten sonra bu class'a Entity Framework Code First'ün özelliklerini kazandırmamız gerekiyor. Bunun için bunu DB context'ten türetmemiz gerekiyor. Ancak DB context sınıfı harici bir DLL içerisinde olduğundan dolayı bu DLL'i uygulamamıza yüklememiz gerekiyor. Bunun yolu, projemize sağ tıklıyoruz. Manage NuGet Packages seçiyoruz. Buradan Browse kısmına gelip Entity Framework'ü seçiyoruz ve install diyoruz. Evet, bu harici DLL uygulamamıza ekleniyor. Evet, gördüğünüz gibi projemize Entity Framework yüklenmiş durumda. Manage NuGet Package Manager'ı kapatabilirsiniz. Evet, bunu yükledikten sonra DB context üzerine geldiğimizde ve CTRL noktaya tıkladığımızda gördüğünüz gibi Using System Data Entity'yi yukarıya Using olarak ekliyoruz. Block context sınıfımızı DB context'ten türeterek Entity Framework Code First'ün bütün özelliklerini Block Context'e kazandırmış olduk. Block Context sınıfı bizim için veri tabanını yöneten bir sınıf. Bu sınıfı veri tabanının kendisi olarak düşünebilirsiniz. Block Context sınıfı içerisine bu sınıfla çalışacak olan entity sınıflarını tanıtmamız gerekiyor. Yani veri tabanı açısından düşündüğünüzde Block Context ismindeki veri tabanı içerisinde iki tane tablo eklemeniz gerekiyor. Bu tabloların ismi aynen değişken tanımlar gibi. Şöyle DB set diyorsunuz tipi. Birinci entity sınıfım block. Block dedikten sonra şuraya çoğul bir isim veriyoruz. Bloklar. Daha sonra DB set kategori. Buraya da çoğul bir isim verelim. Kategoriler. Evet, ne yapmış olduk? Veri tabanımız içerisinde iki tane tablo eklemiş olduk. Birinci tablomuzun ismi bloklar. İkinci tablomuzun ismi kategoriler. Tipleri DB set. DB set listelere benziyor. DB set veri tabanı içerisindeki, yani blok context içerisindeki sınıfları temsil ediyor. Sınıfların tipi generic bir tip. Generic bir tip olması bizim bu tipi özelleştirip istediğimiz entity tipine çevirebileceğimizi gösteriyor. Bu dersimizde entity framework kavramlarından olan initializer sınıfını oluşturacağız. Initializer sınıfını oluşturmamdaki amaç veri tabanı şeması içerisindeki, yani şu an elimizde blok ve kategori sınıfı var. Bunlar içerisinde herhangi bir değişiklik yaptığımızda context sınıfının bağlı olduğu veri tabanında da bir değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun için yapmam gereken veri tabanını silip işte uygulamayı tekrar çalıştırmak ya da bir initializer sınıfı oluşturup herhangi bir değişiklik olduğunda bunu otomatik kendi algılayıp tekrar veri tabanına son şemaya uydurması amacıyla. Bir diğer avantajı ise veri tabanı oluşturulma aşamasında
bizim uygulama boyunca kullanacak olduğumuz test verilerin otomatik olarak kendinin eklemesidir. Evet, uygulamamızı açtık. Modules klasörüne bir tane class ekliyorum. Class'ımın ismi gene context olduğu gibi blokla başlayacak. Uygulamaya özel olan bir isim blok. Sonu da initializer ekliyoruz. Ekledikten sonra initializer'ın bir initializer'dan türemesi gerekiyor. Onun özelliklerini bünyesine alması gerekiyor. Bunun için şunu kullanıyoruz. Drop create if model changes. Şuraya da bir de database ekleyelim. Database. Ctrl'e noktaya bastığımda gördüğünüz gibi bunu using'ini yukarıya ekliyor. Gene bu context'te olduğu gibi data entity içerisinde. Bir de şuraya bu generic bir sınıf olduğu için buraya bizden context'in türünü istiyor. Context'im neydi? Block context. Evet, daha sonra şuraya geldiğimizde şöyle override diyelim, boş diyelim. Şurada gördüğünüz gibi sit metodu açılıyor. Şunu yapmamdaki amaç veri tabanı konteksti içerisindeki, yani blok konteks içerisindeki, şurayı açalım, iki tane tablomuz vardı. Bu iki tablodan herhangi bir tanesinde eğer bir değişiklik olursa şuradan drop create database'i siliyor, tekrar oluşturuyor. Eğer model değiştiğinde. Daha sonra bu aşamada sit metodu devreye giriyor. Sit metodu ise burada veri tabanına test verileri ekleme imkanı sağlıyor bize. Şuraya bir test verileri ekleyelim. İlk önce kategoriler ekleyelim. Örneğin list tipi kategori. Şöyle kategori demiştik. Şöyle kategoriler diyelim. Eşittir new kategoriler. Parantez açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu listenin üzerine direkt elemanlarına şöyle şuradan ekleyeyim. Şuraya her bir eleman şöyle kategori olarak gelebiliyor. Yine üstü parantezleri açıyoruz. Şöyle kategori sadece adı yeterli. Çünkü ID alanı varsayım olarak otomatik sayı. Yani her bir kayıt eklendiğinde otomatik olarak kendi ekleniyor. 1, 2, 3, 4 diye. Örneğin şuraya nasıl bir isim verelim? Mesela C Sharp ile alakalı olsun bir tanesi. Kategoriler. Şurası asp.net mvc ile alakalı olsun. Şöyle asp.net web form olsun. Windows formlar olsun. Evet, 4 tane kategori. Bu kategorileri eklememiz gerekiyor tabii ki kontekstimizin içerisine. Şöyle for diyorum. Bir kere tab tuşuna basıyorum. Kategori içerisindeki her bir elemana dolaşıyorum. Dolaşırken de şurada kontekstin üzerine şöyle kontekstimizin kategorileri üzerine for için bize sağladığı tek tek kategorileri ekliyorum. Ekleme işlemi bittikten sonra, for işten çıktıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Context.saveChange demeniz gerekiyor. Şimdi ben kategorileri ekledim. Kategorilerden sonra bir de bloklar ekleyelim. Gene list diyelim şuraya. List. Şöyle blok diyelim. İşte bloklar diyelim. Eşittir new. Aynı şekilde süpantezleri açalım. Şöyle içerisine şöyle new block. Şöyle bloğun şöyle başlığına şöyle C sharp delegates diyelim mesela konumuz. Şöyle hakkında diyelim. Şöyle açıklama satırına şöyle daha sonra bunun eklenme tarihine datetime.now diyelim. At days'ten şöyle eksi 10 dersek 10 gün önce eklenmiş olur. Daha sonra bu ana sayfada olan bir blok olsun. Daha sonra onaylı olsun. Daha sonra şöyle içeriğine açıklamasından sonra içeriğine şöyle daha uzun bir değer girelim. Şu resimine şöyle diyelim 1.jpg diyelim. Daha sonra virgül şöyle kategori ID'sine de 1 numaralı kategori diyelim. Çünkü biz veri tabanına daha önceden kategorileri ekledik ve de şu ilk eklenen kayıt varsayılarak 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Ve de biz 1 numarayı ne yaptık? 1 numaralı
bloğu verdik. Virgül diyelim. Evet, daha başka eklememiz gereken durum yok. Şuraya bir virgül atalım. Şöyle kopyala. Aşağıya doğru şunları arttıralım şöyle. Şöyle. Şuralar 2 olsun. Örneğin 2 numaralı kategoriye ait. Şuralar 3 numaraya ait olsun. Şunlar 4 numaralı kategoriye ait olsun. Evet, şunları da şöyle 2 şöyle tarih eklenme tarihlerini de biraz değiştirelim. Şuradan bazıları false olsun. Ana sayfaya gelmeyenler olsun. Şöyle bazıları onaysız olsun. Şöyle 30 gün önce, şöyle 20 gün önce, 5 gün önce, 15 gün önce, 17 gün önce gibi. Şöyle şu başlıkları da biraz değiştirelim. Şöyle generic list hakkında diyelim. Evet, bu kadar yeterli. Daha sonra blokları da for each ile tekrar kategori eklediğimiz gibi ekleyelim. Şöyle bloklar içerisinde dolaşsın. Şöyle bloklar. Daha sonra context nokta bloklar nokta et. Buradan gelen item'i ekliyoruz. Aşağıya tekrar context nokta save change diyoruz. Evet. Evet, şimdi ne yaptık? Bunu tekrar edelim bir daha. Şimdi bizim elimizde bir blok konteksimiz var. Blok konteks içerisinde iki tane sınıf tanımladık. Ve de bunlara tablo isimleri verdik. Bloklar ve kategoriler. Artık biliyoruz ki oluşacak olan veri tabanımızın ismi blok konteks olacak. Hatta blok konteksin başına namespace de gelecek. Yani blok emisi app.models.blokkontext isimli bir veri tabanımız oluşacak. Veri tabanı oluşma aşamasında dedik ki şu sit metodunu çalıştır. Şu ilk oluşturma aşamasında şu an veri tabanımız yok. İlk oluşturma aşamasında sit metodu çalışıp şu test verileri veri tabanımıza eklenecek. Ancak yarın öbür gün gelip de şu blok ya da kategori içerisinde şöyle blok ya da kategori içerisinde herhangi bir değişiklik yaparsak blok initializer şuradan bunu algılayacak ve de veri tabanını silecek. Veri tabanını tekrar oluşturacak. Tekrar oluşturma sırasında sit metodunu tekrar çalıştırıp bize test verilerini tekrar veri tabanına ekleyip kullanmamızı sağlayacak. Bu dersimizde veri tabanı ayarlarına bakalım. Bir önceki dersimizde Block Initializer isimli bir sınıf oluşturduk. Bu sınıf aracılığıyla uygulama ilk sorgu isteği aldığında Block Initializer içerisindeki sit metodu çalıştırılacak ve test metotları veri tabanımıza eklenecek. Ancak veri tabanı nerede oluşacak ve hangi isimde oluşacak? Bunlara bakalım. İlk olarak şöyle Home Controller'a şöyle basit bir sorgu yazacağım. Şöyle şu sorgu yazmadan önce şuraya şöyle private tipte blok konteksten bir örnek oluşturacağım. CTRL noktaya basıyorum. Yüzüngeni yukarıya ekliyorum. Daha sonra şöyle ismine konteks diyelim. Şöyle new. Şöyle bir örnek oluşturduk. Daha sonra bu örnek aracılığı ile ben index view'ine bütün blokları göndereceğim. Şöyle. Evet, şu anda home controller içerisindeki index action metoduna bağlı olan bir index view'imiz var. Bu index view'ine biz şu anda context içerisindeki bütün blokları gönderdiğimiz için şu burası bizden bir model bekleyecek. Bu modelin tipi IEnumerable olacak. Tipi ise nokta blok diyelim. Şöyle. Evet, daha sonra şu sayfa içerisinde bir tane sorgulama yapalım. Hemen basitçe ne? Şöyle for each diyelim. Şöyle et model. Şöyle model diyelim. Şöyle sayfanın içerisine şöyle i nokta şöyle diyelim. Şöyle i nokta başlık diyelim. Evet. Home controller çalıştıralım. Şu anda herhangi bir veri tabanımız mevcut değil. Veri tabanımıza şu SQL Server Object Explorer aracılığıyla bakabiliriz. Şöyle server altında şöyle uygulama çalışsın ilk önce.
Evet, gördüğünüz gibi lokal DB, MS SQL lokal DB altında herhangi bir blok veri tabanı yok. Bakalım uygulama çalışsın. Uygulama çalıştıktan sonra ilk sorgumuz home controller'a gitsin. Home controller altındaki index metoduna veriler gönderilip gönderilen blok listesi içerisindeki başlıklar ekrana yazdırılsın. Ve ilk sorguyu alan veri tabanı da burada oluşturulsun. Şuradan bir yenile yapalım. Evet, gördüğünüz gibi veri tabanının ismi ne oldu? Block MVC App. Şu block context'i açalım şuradan. Evet, gördüğünüz gibi namespace'in ismi block mvc app.models nokta block context ismindeki veri tabanımız oluştu. İçerisindeki tablolara bakalım. Evet, block ve kategori ismindeki iki tane tablomuzu da burada görüyoruz. Veri tabanı nerede oluştu? MS SQL LocalDB altında oluştu. Evet, uygulamamız çalıştı ancak sayfa üzerine herhangi bir veri gelmedi. Bunun sebebi Block Initializer sınıfını uygulama içerisinde tanıtmamış olmamız. Bu Block Initializer'ı tanıtmak için uygulama başlandığı anda çalışan şöyle Application Start ismindeki işte global sayfa dosyasındaki işte Application Start metodu içerisine yazabilirsiniz. Ya da Block Context içerisindeki şu kısma şöyle Jtor yazıyorsunuz. Bir tane yapıcı fonksiyon oluşturuyoruz Block Context'in. Bu aşamada şuraya şöyle database.setInitializer diye bir burada bir metodumuz var. Buraya Initializer metodunu tanımlayabilirsiniz. Set Block Initializer diyoruz. Şöyle şurayı kapatıyoruz. Evet. Daha sonra Block Context'ten bir örnek oluşturuldu, bir nesne oluşturuldu anda bunun yapıcı fonksiyonu çalıştırıldığından dolayı işte database set initializer'da tanımladığımız initializer metodu devreye girecek. Ancak şu anda bizim blok ya da kategori sınıfımızda herhangi bir değişiklik yapmadığımızdan dolayı initializer sınıfı devreye girmez. Sebebi ancak işte modellerine herhangi bir değişiklik olduğu zaman veri tabanı silip tek oluşturuluyordu. Bu aşamada da sit metodu devreye giriyordu. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Buradaki veri tabanı ilk önce silmemiz, uygulamamızı tekrar çalıştırmamız gerekiyor. Bunu kapatıyorum. Uygulamayı tekrar çalıştırıyorum. Şu anda burada veri tabanı olmadığı için tekrardan sıfırdan veri tabanı oluşacak ve o aşamada sit metodu devreye girecek. Evet, bakalım. Bizim konu başlıklarımız ekrana normal P etiketi içerisinde yazdırıldı. Şimdi gelelim buradan veri tabanımıza bakalım. Şuradan yenile diyelim. Evet, gördüğünüz gibi veri tabanımız oluştu. Veri tabanının ismi varsayılan ismi ne demiştik? Block context'in bulunduğu namespace nokta context sınıfımızın ismi. Bunu değiştiremiyor muyuz? Değiştirebiliyoruz. Bunu ne yaparız? İşte gelip şu block context içerisinden şöyle şuraya base diyoruz. Şuraya göndereceğimiz bir tane gördüğünüz gibi name or connection string diyor. Eğer buraya bir tane name gönderirseniz işte mesela block mesela vt diyelim. Block veri tabanı olsun. İşte şunu çalıştırdığımız zaman ne olacak? Gelecek bu aynı yerde bir tane block vt isminde veri tabanı oluşturacak. Onun içerisinde de initializer metodu çalışacağı için o da aynı verilere sahip bir veri tabanı olmuş olacak. Şunu yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi aynı veri tabanından bir tane daha oluştu. Şimdi burada dediği şey name or connection stick. Buraya bir connection stick de gönderebilirsiniz. Örneğin uygulamanızı uzak bilgisayara yayınladınız ya da işte bilgisayarınızda birden fazla server var. Ben de şu anda MS SQL LocalDB server var bir tek. Sizde Express olabilir, işte LocalDB olabilir gibi. Şimdi gelip bir tane connection string'i şuraya ekleyelim. Ben gene connection string'imin oluşturulacağı yeri gene aynı yer yapacağım. Yani MS SQL LocalDB altına getirmek istiyorum. Şimdi connection string eklemek için şöyle connection configuration içerisine geliyorsunuz. Şöyle connection string diyorsunuz. Connection string'in içerisinde şöyle add diyelim. Connection string'e bir isim verin. Mesela ne diyelim? Block DB diyelim. Daha sonra connection string'in kendisini oluşturuyorsunuz. Bir de provider name oluşturuyor. Provider name system.data.sql client olacak. Connection string'iniz şöyle server
Şöyle server'ımız ne? Şuradan gelelim. Server'ın ismini şuraya ekleyelim. Daha sonra işte database ne? Farklı bir isim olsun. İşte blok, işte veri tabanı diyelim. Tekrar başka bir veri tabanı oluşsun. Integrated Security'ye bir SSPI yapalım. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Connection string'e gelip blok context'e veriyorsun. Bu durumda ne olacak? Şimdi bu blok db gördüğü anda eğer blok db isminde bir connection string bizim web config dosyamızda varsa o yolu kullanacak. Yani ben örneğin bir uygulamamı uzak bilgisayara yayınladım. İşte ismi işte abc.com altında işte veri tabanının adresi. Buraya işte abc.com'u yazıyorsunuz. İşte uzak bilgisayardaki veri tabanınızın ismi neyse onu buraya yazıyorsunuz. Gibi. Buraya da daha sonra işte kullanıcı adı ve parolası, işte username ve password'u buraya ekleyip normal uygulamanızı aynı yerelde çalıştır gibi çalıştırabiliyorsunuz. Ben şimdi blockdb'yi ne yaptım? Geri block context'in base'ine verdim. Şimdi ne yapacak? Bu blockdb ismindeki connection string'i web config'de bulduğu için aynen bu yolu kullanacak. Bu yolun içerisinde de veri tabanımızın ismi block veri tabanı olduğu için gelip burada bu adreste bir tane blok veri tabanı oluşturacak. Çalıştıralım bakalım. Gelelim şuraya bakalım. Evet, daha yenilenmedi. Evet, gördüğünüz gibi blok veri tabanı buraya gelmiş oldu. Bakalım verilerimiz de şimdi gelmek üzere. Evet, gördüğünüz gibi verilerimiz de geldi. Yani eğer özetlersek veri tabanımızın ismini şurada sadece mesela blok yaptığımızda gelip burada blok ismi veri tabanı oluşur. Ama eğer blok isminde bir connection string web config'de varsa gelip onu kullanır. Connection string'in içerisinde zaten veri tabanının nerede oluşacağına ya da veri tabanımızın ismini burada belirtebiliyoruz. Uygulamamızın bu kısmında daha önce eklemiş olduğumuz entity sınıflarıyla alakalı olan controller'ları ekleyelim. Uygulamamızda şu anda bir tane controller mevcut. Controller klasöründe. İsmi Home Controller. Home Controller'ın amacı genel olarak sayfamda ana sayfa linklerini yönetmesi. Web Controller içerisindeki varsayılan index metodumuz mevcut. Şimdi model klasörüne iki tane blok ve kategori isminde entity sınıfı ekledim. Bu iki tane sınıf benim veri tabanımın şemasını oluşturuyordu. Yani benim blok context sınıfı içerisinde tanımlanmış olan blok ve kategori sınıfları veri tabanı açısından baktığımızda veri tabanı içerisinde olan iki tane tabloya eşdeğer geliyor. Şimdi ben bu iki tabloyla çalışacak olan bir tane controller ekleyeceğim buraya. Şimdi bir controller'ımın ismi kategori controller olsun. Controller klasörüne sağ tıklıyoruz. Buradan add. Buradan controller seçiyorum. Controller'ımın ismi kategori controller olacak. İkincisi de block controller. Şimdi şurada controller eklerken gördüğünüz gibi 3 tane seçeneğim var. Birinci seçeneği boş bir tane controller ekliyor ve içerisine sadece bir tane index action metodu ekliyor. İkincisi ise benim kullanacak olduğum view'leri boş halde ilgili klasöre ekliyor. Kullanacak olduğum view derken temel ekleme, listeleme, silme, güncelleme view'lerinden bahsediyorum. Üçüncü seçenek ise ikinci seçeneğin aynısı fakat entity framework'ı kullanarak action metodları içerisindeki veri tabanı işlerini benim adıma yapıyor. İşleri basit tutmak adına ben üçüncü seçeneği seçiyorum. Add tuşuna basıyorum. Karşıma başka bir ekran geliyor. Bu ekranda ilk kısım model sınıfı yani controller'ın kullanacak olduğu model yani entity sınıfının ismi kategori. Data context ismi block context. Daha sonra şu kısım generate views dediği kısım ilgili action'lara bağlı olacak view'lerin oluşturulup oluşturmayacağı. Daha sonraki kısım ise script kütüphanelerinin view'ler üzerine entegre edilip edilmeyeceği. Script derken JavaScript dosyaları. Bunları ilerleyen derslerde kullanacağımız için bunu seçiyorum. Son kısım ise bu sayfaların bir layout kullanıp kullanmayacağı. Bunu da seçiyorum. Ve controller ismi şöyle categories varsayılan olarak bunu yaptı. Ben ama bunu kategori ile değiştireceğim. Direkt entity'nin ismi daha sonra da controller. Et diyorum. Evet, birinci controller'ım eklendi ve ilgili action metodları ve action metodlarına bağlı olan
Viv nerede? Viv klasörü altındaki kategori klasörü içerisinde oluşturuldu. Şimdi bir sonraki controller'ım block controller. Yine üçüncü seçeneği seçiyorum. Kullanacak olduğum entity sınıfı block. Data context'im yine aynı block context. Viv'leri oluştursun. JavaScript kütüphanelerini viv'ler üzerine dahil etsin. Bir tane layout kullansın. Aynı şekilde controller'ın ismi de block controller. Burada çoğul ismi kullanıyor ama ben bu tek isimle değiştiriyorum. Add diyorum. Evet, ilgili controller yine eklendi ve controller içerisinde aynı CRUD işlemleri dediğimiz oluşturma, işte listeleme, silme, değiştirme gibi görevleri yerine getiren action metotları controller'ın içerisinde ve gördüğünüz gibi block controller'ın ilgili view'leri block klasöründe, kategori controller'ın ilgili view'leri ise kategori klasöründe yer aldı. Bu dersimizde daha önceki derste eklemiş olduğumuz controller'lar aracılığıyla kayıt listeleme işlemlerine bakacağız. Evet, ilk olarak block controller'ımı açıyorum. Block controller içerisinde dikkat etmeniz gereken yer block context sınıfından bir örnek oluşturması ve de buna DB ismini vermesi. Block context'im burada ve de block context içerisinde iki tane bloklar ve kategoriler isminde bir liste var. Bu liste veri tabanı tarafında birer tabloya bağlı. Geldim burada block context'ten bir örnek türettikten sonra şuradaki index metodu bu block controller'ın varsayılan ilk çalışan kısmı. Yani URL'den biz eğer ki şöyle bir istekte bulunursak direkt ilk çalışacak olan kısım şu kısım. Dolayısıyla ben bu index metodunu index action metodunun bağlı olduğu index view'ine bir tablo ekleyeceğim. Hatırlarsınız ki biz hazır bir görüntüye yani view'e sahibiz. Şimdi block controller'ın bağlı olduğu yer şu return view'den index metodu index view olduğunu biliyoruz. Index view'in içerisine şurada gördüğünüz gibi veri tabanından ilk önce şu oluşturmuş olduğumuz nesne aracılığıyla bloklara gidiyoruz. Bloklar nerede? Block context içerisindeki bloklar. Yani ne demiştik? Burası veri tabanı tarafındaki blok tablosuna karşılık geliyordu. Context üzerindeki bloklar tablosuna bir sorgu gönderiyoruz. Ancak bu sorgunun içerisinde her bir bloğun bir kategorisi olduğunu hatırlıyoruz biz. Şuradan baktığımız zaman blok her blok için bir tane kategori bilgisi şurada eklemiştik. Bu yüzden şuraya bir tane include diye komut ekliyoruz. Bu komutun görevi her bir kaydın kategorisini de blok kaydıyla birlikte yükleyip şu blokların içerisine atmak. Biz blokları şurada tanımladıktan sonra toList metoduyla gerçekten veri tabanından sorgulamış oluyoruz. Şu toList'i sonuna eklemediğiniz takdirde halen bloklara bir koşul ekleyebilirsiniz. Örneğin işte son eklenen 5 kaydı getirin gibi ekstra bir filtrelemeyi blokları hala ekleme şansına sahibiz. Ancak toList dediğim zaman gerçekten veri tabanından bütün bloklar gelecek ve de her bloğun kategori bilgisi de buna eklenerek gelecek. Evet, daha sonra ne yaptık? Bunu view'in içerisine gönderdiğimiz için bu kayıtların hepsi view üzerinde görüntülenecek. Ancak şurada bilmemiz gereken index view'inin bizden bir liste beklemesi. Şimdi index açalım buradan. Açıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi sayfanın kullandığı model IEnumerable tipi ise blok olacak. Buradaki IEnumerable denmesinin sebebi blok tipindeki birden fazla kaydın olacağıdır. Daha sonra uygulamamızı çalıştıralım. Block index metodu bir çalışsın. Bakalım şu anda nasıl bir tablo var elimizde. Evet, uygulamamız çalıştı ve block altındaki index view'imizin görüntüsü şu şekilde. Ben şimdi görüntüyü biraz özelleştireceğim ve de bu görüntünün buraya nasıl geldiğini açıklayacağım. Şimdi şurada en başta bir tane link oluşturuyoruz. İşte kayıt ekleme linki. Daha sonra şuraya bakın bir tane model ne bekliyordu? Bizden bir liste bekliyordu. Liste beklediği için bir tane for each metodu hazır ama for each'e girmeden önce bir tane tablo ekledik buraya. Bootstrap tablosu. Bootstrap tablosunun ilk satırı
kolon başlıklarına ayrılıyor. Kolon başlıklarını biz direkt blok içerisinden alıyoruz. Yani gelip şuraya HTML, bu helper metotları deniyor buna. HTML.displayNameForm dediğinde bu sayfamızın modeli ve de modelin içerisindeki kategori adı. Ne yapacak? İşte kategori bloktan kategoriye gidecek ve kategorinin kategori ismini buraya yazacak. İşte model modelin başlığı. Ne yapacak? Modelin başlık ismini gelip buraya yazacak. Yani biz bunları silip aslında şuraya başlıkta yazabiliriz. Aynı sonucu bize verecek. Ancak böyle yapmamamızın bir nedeni var. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Evet, şimdi burada direkt ilk satırda ne yapıyor? Şu satır direkt şuradan geliyor. Şimdi bu satır oluşturduktan sonra şu ilk satırdan sonraki kısımlar bizim veri tabanından gelen kayıtlarımız. Biz bu kayıtları burada ne yapmamız gerekiyor? Bir for içe. For iç bizim için bir döngü. İşte bu döngü nasıl olacak? İşte buradan gelen sayfanın kullandığı model bir liste ve de tipi blok. Şu an bu bunu temsil ediyor. Yani bunun içerisinde bir liste ve listenin içerisinde de işte birden fazla blok nesnesi var. Her blok nesnesi sıra sıra bu item'ın içerisine kopyalanacak. Ve de bu kopyalanma sırasında bu işte birinci blok bunun içerisine geldiği zaman biz ne yapmamız lazım? Her bir kayıt için bir tane TR açmamız gerekiyor. Biz TR'mizi burada açıyoruz. Her bir satırın şöyle kolonları var. Bu kolonlar kaç tane olması gerekiyor? Üste başlık kolonu kaç tane ise o kadar. Yani şurada kaç tane işte? İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane işte aşağıda TD olması gerekiyor. Her bir TD'nin içerisine de örneğin birinci TH'ın altında işte birinci TD, ikinci TH'ın altında ikinci TD gibi. İşte geleceksiniz birincisine ne yazacağız? Birincisine gene helper metodunu kullanarak HTML display for işte model item. Daha sonra işte buradan item'ın şuradan gelen bloğa tekabül ediyor. Bloğun içerisindeki kategoriyi ilgili kategorinin kategori adına gidiyor. Sonuçta burada biz bloktan kategoriye ulaşabiliyorduk. Yani her blok kaydının içerisine de şurada include'la şu blok kontrolün içerisinde include'da kategoriyi de ekledik. Sonuçta her blok kaydından biz kategoriye geçiş yapabiliyoruz. Biz ne yapıyoruz o zaman? Bloktan kategoriye onun kategori ID'sine geçiş yaptık. İşte burada ikincisine ne yapıyoruz? Normal bizim listemizin elemanları blok işte bir blok. İşte bir bloğu ne yapıyoruz? Başlığını yazdırıyoruz. İşte gelen bloğun açıklamasını, işte resmini, ondan sonra içeriğini, eklenme tarihini, onayını gibi. Yani kısacası 10 tane liste içerisinde 10 tane blok varsa bu for loop 10 kere dolacak ve burada 10 tane TR oluşturulacak. Burada kayıt sayısı kadar TR bu tablonun altına eklenecek. Şimdi tabloyu biraz geliştirelim biz. Örneğin bütün kolonların burada gözükmesine gerek yok. Biz buradan detay kısmına gidip bilgileri görebiliriz. Örneğin içeriğe gerek yok. Açıklama kalsın ama içerik gözükmesin. Şöyle içeriği alalım o halde. İçerik kaçıncı yerde? Şurada. Şöyle açıklama kısmını da sileceğim. Şuradan da gelip açıklamayı silelim. İşte şu onay kısmına biraz daha farklı bir içerik yapalım. Laser kullanarak. Örneğin at if item şuradan gelen item nokta onay. Eğer onaylıysa, ürün onaylıysa buraya şöyle bu strip label'ı yazdırayım. Şunun class'ına ne yazacaksınız? Şey label boşluk. Şöyle label tire onaylıysa işte yeşil bir buton olsun. Şöyle onaylı. Tam tersi durumda ise şuraya else diyelim. Şöyle şurayı danger yapalım. Ve de onay bekliyor diyelim. Şu kısmı direkt buradan silelim. Evet, burası artık bir label çıkacak burada. Daha sonra şu action linklere yani butonlara bir HTML attribute ekleyelim. HTML attribute'lerden işte iki ne olsun? Class ekleyelim bir tane. Mesela bu edit butonu btn tire işte btn edit olduğu zaman şöyle warning olsun. Şöyle warning. İşte btn xs diyelim. Küçük bir buton olsun. Bunun hepsini
Aynen hepsini, aşağıdakilerin hepsini yapıştıralım. Şöyle şuradan alayım. Şu çizgiyi de alalım buradan. Şöyle şuraya yapıştıralım. Şöyle şuraya yapıştıralım. İşte ikincisi hangi buton? Detay ve şöyle şurası primary olsun. Mavi buton olsun. Silme butonu da danger olsun. Evet, bunları yaptıktan sonra şöyle tabloya bir de şöyle bu strip sınıflarını ekleyeyim. Table border olsun. İşte kenarlıklar olsun. Table hover olsun. Üzerine geldiğimiz zaman işte arka planı değişsin. Table tire step deyip her kolonunda farklı bir kolon olduğunu görelim. Evet, bir de hazır çalışırken işte yeni blok ekle diyelim. Şöyle burası görünür teksti. İşte şuraya da blok listesi diyelim. Şöyle aşağıya bir tane TR ile boş çizgi ekleyelim bir tane. Gibi. Gelelim şöyle sayfayı yenileyelim. Evet, şimdi biraz daha görüntümüz güzelleşti. Şu linki de biraz düzeltelim. Şuraya gelelim. Şöyle virgül diyelim. Evet, burada route value istiyor. Action'lik route value istiyor. Üçüncü parametre olarak. Bizim route value'muz şu anda yok. Route value güncelleme yapacağımız zaman gönderdiğimiz ekstra ID bilgisi. Şimdi HTML attribute geldi. Buraya bir tane HTML attribute yazıyorsunuz. Add class. Şuraya btn tire şöyle ekleme butonlarını primary olarak yapalım. Daha sonra butonun altına da bir tane çizgi ekleyelim. HR. Sayfamızı yenileyelim. Butonumuz da geldi. Son olarak şu ana sayfa linkine de label'ler ekleyelim. Şöyle gelelim TR modelin içerisine. Şöyle ana sayfa şurada. Şu ana sayfayı şuradan silelim. Tekrar şöyle add if iki kere tab tuşuna basıyorum. Daha sonra diyorum ki item nokta ana sayfa. Ana sayfa eğer true ise şöyle, diğer durumda da şöyle yine label ekleyelim. Şöyle ana sayfada olduğu zaman yeşil olsun. Şöyle ana sayfa diyelim. Şöyle diğer durumlarda da şöyle danger diyelim. Şöyle ana sayfa değil diyelim. Yenileyelim sayfamızı. Evet, bu da halloldu. Evet, son olarak şu kolonların genişliklerini ayarlayalım. Yani şu kolon içerisindeki butonların genişliği hep sabit kalacak ama şu kolon gördüğünüz gibi biraz daha alan kalıyor. Şu ister başlık kısmına gelin. Yani ister şu TH'ın en son, yani birinci satır en sondaki TH'ın genişliğini ayarlayın ya da şu kolonlardan herhangi bir tanesine şöyle genişlik verdiğinizde hepsi bundan etkilenecektir. O yüzden ben ulaşması kolay olsun diye başlık kısmındaki şöyle ana sayfanın TH'ına geliyorum. Şöyle stiline şöyle bir tane genişlik veriyorum. Genişlik şöyle 150 piksel olsun. Daha sonra bakalım. Uygun değilse bunu uygun olan değerle değiştiririz. Evet, 150 piksel dedik. Şuna incele diyelim. Şöyle sağ tıkladım. Chrome'da incele diyorum. Şöyle TH geldi. Ana sayfaya vermişiz bunu. Şunu şuradan alalım. Şöyle şuraya vermemiz lazım. En sonki TH boştu zaten. Şöyle yenile diyelim. Şurası yenilensin. Evet, 150 piksel uygun bir genişlik oldu. Bu dersimizde bir önceki derste yapmış olduğumuz blok listesi benzeri bir uygulama yapacağız. Uygulamamızda olan kategori entity sınıfımızı kullanacağız. Derste yapacak olduğumuz uygulama bir önceki derste yaptığımız uygulamaya benzer. Bu yüzden videoyu bu aşamada durdurup uygulamamızı şu şekilde kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonradan yapılışını videoyu izleyerek takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yapacak olduğumuz uygulama şu şekilde. 3 kolonluk bir tablo, kategori tablosu. Sol taraf şu şekilde. İşte blok sayısı. Blok sayısı derken burada işte C# kategori altında 3 tane
blok olduğunu, işte MVC altında 3 tane blok yazıldığını gösterdim. Siz link sorgularıyla bu şekilde kategori listesini bu şekilde yapmaya çalışın. Daha sonradan videomuzu seyredip nasıl yapıldığına bakarsınız. Hatırlarsınız ki kategori controller'ı ben controller klasörüne eklediğimde varsayılan olarak bir tane indeks metodu oluştu. Bu indeks metodu benim Viv'e bağlı. Bu Viv de bir tane tablo oluşturuyor. Tablonun kullandığı model bir liste, enumerable listesi ve de tipi kategori. Ancak burada sadece kategori adlarını listede gösteriyor. Ben burada ekstra olarak kategori adı ve bu kategoriye bağlı olan blokların adetini de kullanıcıya göstermek istiyorum. Ancak mevcut bu sayfanın kullandığı model şu anda kategori modeli ve kategori modelinin içerisinde kullanıcıya göstereceğimiz ekstra blok sayısı alanı olması gerekiyor. Ancak bu kategori tablosu benim entity tablom ayrıyetten. Yani hem sınıfın kullandığı model tablosu hem de entity sınıfı oluyor. Bunun için ben bu kategori tablosunun yapısını bozmadan ekstra bir tane daha model eklemem gerekiyor. Şuraya model klasörüne sağ tıklayalım. Bir klas ekleyelim. Sınıfımın ismi örneğin kategori model olsun. Kategori modelin içerisinde sayfada gösterecek olduğum alanlar için değişken oluşturmam gerekiyor. Örneğin şuraya kategori adı diyelim. Daha sonra da şöyle şuraya int işte blok sayısı diyelim. Int değerine şu an gerek yok. Şimdi bu kategori modeli bu indeks sayfamız kullanması gerekiyor. Gene enumerable olması gerekiyor. Bu kategoriyi buradan kategori model ile değiştireceğim. Ve de bu sayfa benden artık bir kategori değil de bir kategori model listesi bekleyecek. Şimdi bu indekse bu modeli göndermemiz gerekiyor. Şimdi kategori controller'a baktığımızda buradan kategori cinsinde bir sorgulama yapıyoruz. Ancak burada bunu değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl ki şöyle diyelim mesela var. Şuraya bir isim verelim. Mesela kategoriler eşittir. DB nokta kategoriler nokta. Bu aşamada yeni bir tane model oluşturmanız gerekiyor. Bunu select oluşturuyoruz. Bunu nasıl oluşturuyoruz? Buradan i eşittir. Büyüktür. Şöyle new kategori model yazıyorsunuz. Ctrl noktaya tıkladığınızda şuradan C ile yapmışız. Kategori model diyelim. Şöyle kategori model. Evet geldi. Şöyle parantezlerini açıp kapatalım. Daha sonra şurada süslü parantezlerini açıp kapatıp sonuna bir tane nokta virgül ekliyoruz. Bunu buradan aşağıya alabilirsiniz. Noktadan itibaren alt satır alınabiliyor. Şöyle şurada kalsın. Şu nivi de alalım aşağıya. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Şöyle ctl kd yapalım. Şöyle şunu biraz şöyle içeri alalım kategori nizasına. Evet şimdi şurada sorguladığımız her bir kategoriyi biz kategori model içerisine paketleyeceğiz. Nasıl paketliyoruz? Örneğin kategorilerin içerisinde elemanlar tek tek i'nin içine kopyalanıyor. Ve de ben her bir kategoriye bu i aracılığıyla ulaşma şansına sahip oluyorum. Her ulaştığım anda da yeni bir tane kategori model oluşturup bu sınıfın içerisine bu bilgiyi paketliyorum. Nasıl ki kategori modelin içerisinde boşluğa tıkladığınızda işte blok kategori adı eşittir. Benim kategorim nereden gelecek? İ'den gelecek. İ nokta bakın kategori adı. Daha sonra virgül diyoruz. Bir alt satıra geçiyoruz. Bir daha boşluğa tıklıyoruz. Blok sayısı eşittir. İ dediğimizde noktaya bastığımızda şurada gördüğünüz gibi bloklar nesnesi var. Bu bloklar nereden geliyor? Şimdi kategori entity sınıfını oluştururken hatırlarsanız her bir kategoriye birden fazla blok ekleneceği için ben buraya bloklar isminde bir tane liste eklemiştim. Tipi de bloktu. Yani blok sınıfına baktığınızda bloğa ait olan bir kategori ID var. Bu yabancı anahtar. Tabloda göreceğiniz kolonlar tamamen burada işaretlediğim alanlar. Ancak bu da benim programda kullanacak olduğum navigation property dediğimiz geçiş değişkenleri. Yani ben bloktan kategoriye geçiş yapıyorum. Aynı şekilde kategori tablosundan da bloklar listesine geçiş yapıyorum. Yani ben kategori üzerinden bloklar dediğimde kategoriye ait olan bütün bloklar benim elime geliyor. Evet, controller'a geri gelelim.
Gördüğünüz gibi blok sayısı eşittir i nokta bloklar. Buradan blokların bütün elemanlarına yine ulaşabilirim. Ancak ben ulaşmak istediğim sadece bunun sayısal değeri. Evet, bloklar count dedi. İki tane değeri almış olduk. Evet, bunları aldıktan sonra artık kategorileri view'e göndereceğiz. Artık benim view'im kategori model cinsinde bir eleman bekliyor. Bunu buraya yapıştırıyorum. Şu an bu sadece geri dönüş değeri, gördüğünüz gibi iQueryable, yani sorgulamaya devam edebilirsiniz demek bunu. Ancak ben sorgulama işlerini bitiriyorum ve gerçekten veri tabanından bunu getirmek istediğimde şöyle twist yapıyorum ve de bu listeye çevriliyor. Evet, şimdi indekse biz kategorileri gönderdik. İndeks geldi, bizden kategori modeli bekliyor. Artık şu kategori adı, bakalım kategori modeli içerisinde kategori adı birebir aynı olmak zorunda. Şimdi gelelim bir tane daha şuraya bir kolon daha ekleyelim. Bir tane daha th ekleyelim şuraya. Th. Th'ın içerisine şuradaki kategori blok sayısını direkt getirmek istiyorum. Yani blok sayısı ismini kolon başlığı olarak buraya getirmek istiyorum. O yüzden yine aynısını şuraya yapıştıralım. Ve de şurayı blok sayısıyla değiştirelim. Şöyle blok sayısı diyelim. Şunu alalım buradan. Şuraya blok sayısını değiştirelim. Evet, iki tane, üç tane kolon başlığı olmuş oldu. Aşağıya da gelip for each içerisine modeli sorgulayacağız. Tek tek model içerisindeki her bilgi item içerisinden kopyalanacak. Ve de birinci satıra kategori adını yazacağız. İkinci satıra ise şöyle td diyelim. İkinci kolona pardon. Neyi? Blok sayısını yazdıralım. Şimdi şu şekilde de yazdırabiliyorsunuz. Helper metodu yardımıyla display for. Display for ne yapıyordu? Item'ın değerini alıyordu. Burada display name for gidip buradaki entitilerin isimlerini alıyordu. Ben şimdi şuraya şu şekilde kullanmak istiyorum. At item nokta bakın blok sayısı. Direkt bu şekilde de buraya yazabilirsiniz. Aynı şekilde gelip bunun yerine buraya şöyle kategori adını da yazabilirsiniz. Bunu silebilirsiniz. Bu örneğimizi de bu şekilde yapalım. Basitlik açısından. Ve son olarak şu action linkleri hatırlarsanız class eklemiştik. Şöyle virgül eklediğimizde HTML attribute geliyordu. Şöyle at diyelim, süper parantezleri açalım. At işareti class. Bu attribute'ı class'a, yani at işareti eklememizin sebebi class'ın C# ait olan bir özel bir komut ismi olması. O yüzden bunu sadece HTML attribute olması için at işareti başına eklememiz gerekiyor. Buraya btn, btn tire bakalım ne yapmışız ötekileri. Bloğun indeksin aynı olsun, güncelle butonları falan. Şöyle ilkini warning yapmışız. Gelelim şuraya. Warning yapıştıralım. Şunları gelelim. Hatta gelelim şuradan direkt bunları olduğu gibi alalım oraya. Direkt class'lar zaten aynı, isimler de aynı. Evet, şuradaki hatanın sebebi sayfanın item içerisindeki ID olmayışı. Şimdi kategori, artık bu sayfa kategoriyi kullanmıyor. Kategori modeli kullanıyor. Şuraya ID'yi getirmedik ama bize lazım oldu. O yüzden şuraya ID'yi yazalım. ID sayfa kullanmış olsun bu ID'yi. Bu ID'nin içerisinde nerede doldururuz? Kategori controller'da. Gelip şuraya ID eşittir i nokta şöyle sayfanın ID'sini bunun içerisine aktarıyoruz. Araya da virgül ekliyoruz. Geliyoruz sayfamıza. Kategoride. Şuraları da Türkçeleştirelim. Kategori ekle diyelim buraya. Kategori ekle. Bakalım virgül ekleyelim. Üçüncü parametre route attribute istiyor. Biz oraya null gönderiyoruz. Buraya bir tane class gönderelim. HTML attribute'lardan at class diyoruz eşittir. btn btn tire primary diyelim. Mavi buton olsun. Ekleme linki. Şuraya da kategori listesi diyelim. Altına bir tane hr ekleyelim. Şunun bittiği yere de bir hr ekleyelim. Tabloya gelelim. Şöyle tablo, table, tire, bu strepleri ekleyelim. Border olsun. Table, tire, hover olsun. Table, tire. Evet, şimdi kategori listemizi de çalıştıralım. Evet, şurada kategori slash index
de yazabiliriz. Şunu silip şuraya sadece kategoride yazabiliriz. Yani kategori controller'ın varsayılan metodu index metodu olduğunu zaten biliyoruz. Evet, sayfamız şu şekilde yüklendi. Şimdi gelip şu kolonun genişliğini biraz ayarlamak istiyorum ben. Şu en sondaki şuraya stil. Şöyle sabit bir değer verelim. Çünkü içerik hiçbir zaman orada değişmeyecek. Şöyle 150 piksel diyelim. Daha sonra da şu birinci ve ikinci kolonların genişliklerini ayarlayalım. Şunu önce bir kaydedip yenileyim sayfayı. Şurası 150 piksel olsun. Daha sonra şu kategoriyi örneğin sayfamın %80'ini kaplasın. Şurası %20'sini kaplasın diyelim. Şöyle gelelim. Yüzde açısından verelim. Çünkü string değerinin ne kadar olacağı belli değil. %80. Şuna da şöyle %20 diyelim. Bakalım nasıl bir görüntü alacağız. Evet, şuraya %70, şuraya 16, şuraya da 150 piksel yaptım. Şöyle sayfamı yenilediğimde evet şu en iyi boyutlandırma şu şekilde olabilir. Kategoride işte daha fazla bir alan kaplar. Blok sayısının kaplayacağı alan zaten sabit, bu kadar. Evet, şimdi ne yapmış olduk? Kategori tablosunu şu şekilde gösterdik. Burada blok sayılarının, yani her bir C# kategorisinde 3 tane blok yazılmış. İşte MVC'de 3 tane gibi. Buradan da detay linkleri mevcut. Bu dersimizde uygulama ana sayfamızda, yani Home Controller'ın Index Action metodunda blok listemizi yayınlayacağız. Home Controller'ımızın içerisinde bir tane index metodumuz var. Index Action metodumuz uygulamamızın varsayılan metodu. Yani uygulamamız ilk çalıştığı anda, yani uygulamamızın ana dizinine, örneğin uygulamamız www.deneme.com altında yayınlanmışsa, deneme.com adresine tıkladığımızda home altındaki index metodu çalışacak. Bu bizim varsayılan metodumuz. Dolayısıyla ben bu metod altında ana sayfaya almak istediğim blokları yayınlayacağım. Hatırlarsanız şöyle bir blok listemiz vardı ve de bloklar içerisinden onaylı olan bloklar ve aynı zamanda ana sayfada olan blokları şu şekilde ayırmıştık. Yani ben ana sayfamda onay kısmı evet, true, ana sayfası da true olan kayıtları filtreleyip ana sayfamızda göstereceğiz. Şimdi gelelim Home Controller'a. Home Controller'da bir sorgu yazmamız gerekecek. Home Controller'da şuraya aşağıya gelelim. Şöyle bir sorgu yazalım. Var bloklar eşittir. Şöyle context nokta bloklar nokta şöyle bir şart oluşturalım. Şartımız şöyle i eşittir büyüktür i nokta onay alanı true, aynı zamanda bunu end operatör ile ayırmanız gerekiyor. İki tane koşulun sağlanması için i nokta ana sayfaya da şöyle true diyelim. Bu şartlara uyan blokları filtreleyelim. Burada filtrelenen bloklar bütün kolonlarla birlikte gelecek. Yani blok sınıfını açtığımızda şurada gördüğümüz bütün kolonlar içerisindeki bilgiler karşımıza gelecek. Ancak ben ana sayfada örneğin şu içerik bilgisini boşuna getirmek istemiyorum. Çünkü bunu ana sayfada kullanıcılara göstermeyeceğim. Kullanıcılar liste halinde başlık, işte tarihi, kısa açıklama gibi bilgileri kullanıcıya göstereceğim. O yüzden sadece bu kolonları ben veri tabanından sorgulayayım. Bu durumda bir seçme işlemi yapmak istediğimizde select kullanıyoruz. Select i eşittir büyüktür. Daha sonra seçme işlemi yaparken burada yeni bir tane model tanımlamamız gerekiyor. Modelimizin ismi örneğin blok model olsun. Şuraya gelip süs parantezleri açalım, kapatalım. Şu blok modeli gidip model klasörümüzü oluşturalım. Şuraya gelelim. Blok model diye bir tane sınıf ekleyelim. Bu sınıfımızın kolonları blok sınıfına benzesin. Şöyle şunları alalım. Şöyle şuraya yapıştıralım. Bunların içerisinde olmamasını istediğimiz yerler örneğin içerik. Bu haliyle kalsın. Daha sonra gelelim yine Home Controller'a. Evet, gördüğünüz gibi artık Block Controller yeşile dönüştü. Şöyle şunları olduğu gibi içeriye alalım. Şöyle. Şimdi buranın içerisini doldurmanız gerekiyor. Buradan gelen her bloğun
ilgili kolonlarını burada seçip blok model içerisinde paketlememiz gerekiyor. Örneğin birincisi şöyle ID'si i nokta bloktan gelen ID. Boşluk tuşuna basıyoruz. Başlığı i nokta şöyle başlık. Şöyle başlık bütün olduğu gibi gelmesin. Örneğin başlığın şöyle uzunluğu eğer 100 karakterden büyük ise başlığın şöyle ilk 100 karakterini alalım ve de sonuna 3 nokta ekleyelim. Ancak 100 karakterden küçük ise de başlığın olduğu gibi kendisini almamıza bir sakınca yok. Ancak bunu nereye atıyoruz? Şöyle başlığın içerisine. Evet, gelelim şurada açıklama satırını da alalım. İ nokta açıklama diyelim. Daha sonra eklenme tarihini alalım. İ nokta eklenme tarihi. Şöyle ana sayfaya İ nokta ana sayfa. Onaya İ nokta onay. Son olarak resme de İ nokta resim. Şu anda resimle alakalı bir şey yapmayacağız. Ancak bunu ilerleyen derslerde kullanacağız. Evet, blokları şu anda buraya getirdik. Şu anda bloğun cinsi iQueryable. Yani bu bloğu aşağıda filtrelemeye devam edebilirsiniz. Örneğin şöyle bloklar eşittir. İşte bloklar nokta şöyle order by deyip örneğin itire eşittir. İşte başka bir sorgulama da yapabilirsiniz. Ne zamana kadar? Bloğu çalıştırana kadar. Yani bloklar listesini gerçekten çalıştırıp veri tabanından yükleyene kadar. Şimdi bloklar yazıyoruz. Şuraya geliyoruz. Bloklar nokta to list dediğimizde bunu bir listeye çevireceğiz. Listeye çevirirken de bunu veri tabanından gerçekten getirmiş olacağız. Şimdi biz bu getirdiğimiz verileri view üzerine gönderdik. Şimdi şu indeksi açalım. İndeksin artık bizden beklediği blok değil. Şöyle blok model. Şöyle sayfa başlığına blok listesi diyelim. Şurayı silelim. Daha önceden oluşturmuştuk burayı. Şimdi gelelim burada bize gelen listeyi HTML üzerine açalım. Şimdi bunun için bir tane for each kullanmamız gerekiyor. Çünkü bizim elimize gelen bir ne var? Liste var. Bu listeyi şurada kullanalım. Nasıl kullanacağız? Listenin şöyle var. Örneğin blok diyelim. In model. Evet, şurada dikkat etmeniz gereken şurada sayfa ve model tanımlarken küçük harf model kullanırken de büyük harf modeli kullanıyoruz. Şimdi her gelen liste içerisindeki her blok bunun içerisine yüklenecek. Bunun içerisindeki bilgileri biz normal HTML ile sayfa üzerine açacağız. Bunun için Bootstrap kullanacağım. Şimdi Bootstrap demişken şuraya gelelim, layout'umuza bakalım. Evet, layout'umuza baktığımızda render section'ın 12'lik koluna getirildiğini görüyoruz. Ancak ben bloklarımı 8'lik koluna getirmek istiyorum. Sağdaki 4 koluna ise kategori listesini getireceğim ilerleyen derslerde. Layout üzerinde bazı değişiklikler yapacağız. Şimdilik şu an 12 kolonun içerisinde bütün içeriğin geldiğini biliyorum. Ben gelip şuraya bir tane şöyle div. Div'in içerisine şöyle bir tane row oluşturacağım. Yani 12'lik kolonun içerisine şöyle bir tane daha satır oluşturmuş olacağım. Satırı da şöyle div class col md 8 şöyle bir de 4'e bölmek istiyorum. Şu 8'lik kısım sol kısımda ise şöyle for each açacağım. Şurada. Evet, burada yapacağım işlem ilk başta şöyle h3 diyeceğim. Bunun class'ına şöyle page header diyeceğim. Bunun içerisine şöyle at blok nokta şöyle başlığı getireceğim. Başlığın altına şöyle bir p etiketi açacağım. P etiketin içerisine bir tane ikon, saat ikonu, içerisine bir tane blok nokta şöyle eklenme tarihi. Altına bir tane resim ekleyeceğim. Bu placeholder placeholder sitesinden aldım. 9x3'lük bir tane resim. Class'ı img responsive. Daha sonra şuraya bir tane hr ekleyelim. Aynı hr'yi resmin üstüne de ekleyelim. Şöyle resmin altına gelelim. Bir tane p etiketi açalım. Şöyle at blok nokta. Burada da açıklamayı getirelim. Daha sonra şunun altına bir tane buton ekleyeceğim. Şöyle buton diyeceğim.
butonun class'ına şöyle btn btn tire primary diyeceğim. Şöyle işte daha fazla diyelim. Şöyle nokta nokta diyelim. Bloğu okuma manasında. Daha sonra şu dediğim gibi listenin içerisindeki her bloğun içerisine aktarılacak ve de şunlardan kayıt sayısı kadar oluşturulacak. Ben her oluşturulan şu bir satırı, yani blok satırını şöyle bir div içerisine alayım. Şöyle daha mantıklı olsun. Ve de bunun class'ına şöyle blok mesela item diyeyim. Mesela blok elemanı diyeyim. Ya da sadece blok diyelim, fark etmez. Şöyle div'in şu butonun bittiği yere de şu div'i ekleyelim. Şimdi ne olmuş olacak? Gelip şöyle blok elemanlarından 10 tane kayıt varsa 10 tane blok alt alta sıralanmış olacak. Evet, gelelim şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Uygulamamız çalıştı. Uygulamada şöyle şurası örneğin bir tane blok. Şöyle aşağı indiğimizde şurasının tekrar bir blok olduğunu, işte F12'ye basarsak şöyle her bir şöyle container içerisinde, row'un içerisinde, call method'in içerisinde bir tane daha şöyle row var. Gördüğünüz gibi o row'un gördüğünüz gibi 8 tane şöyle kolon gelmiş. Hangileri geliyor buraya? Şurada ana sayfa ve onaylı kısmı ikisinde de true oldu, yeşil oldu. İşte 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kayıt. Gördüğünüz gibi alt alta gelmiş durumda. Home controller'da sorgu yazarken şurada dedik ki işte başlığın uzunluğu 100 karakterden eğer büyük ise şu kısmı yapsın. İşte değilse başlığın olduğu gibi kendisini alsın. 100 karaktere geçen bir başlık elimizde yok. Biz bunu sağlayalım isterseniz. İşte bunu yapmak için şöyle uygulamayı durduralım. Sonuçta initializer kullanıyoruz. Initializer içerisindeki şöyle blok başlıklarından birkaçını ben şöyle 100 karakterden fazla yapayım. Şöyle yan yana şöyle kopyalayayım. Hatta 200-300 karakter olmuştur. Şöyle. Şimdi bu initializer'ın çalışması için bildiğiniz gibi ne olması gerekiyor? Modelde bir değişiklik olması gerekiyor. Model ne? Şu an bizim modelimiz, yani bu kontekste bağlı modeller ne? Blok ya da kategori. Ancak öyle bir değişiklik yapmadık. Ne yapmamız lazım? O halde gelelim. Şu Server Explorer'dan veri tabanımızı silelim. Sanki ilk defa çalışıyormuş gibi veri tabanımız tekrar çalışsın. Zaten elimizde test verileri var. Hiç problem değil. Gelelim. Şunu silelim. Veri tabanı hangisiydi? Şu 3 taneden bir tanesi. 3 tanesini sileyim. Hangisi bulmuş şu anda? Hatırlamıyorum. Evet, uygulamamızı tekrar çalıştığımızda blok initializer devreye girecek ve test verileri tekrar oluşturulacak. Ve de ilk birinci kaydımız, şuradaki birinci kaydımız ne olacak? Şöyle başlığı uzun bir alan olacak. Hatta burada da sıkıntı olacak. Burayı da bu şekilde gösterebiliriz. Yani en fazla işte 50 karakter gibi bir değer burada gösterebiliriz. Evet, gelelim bakalım şimdi şu uygulamamızın ana sayfasına. Evet, gördüğünüz gibi blokta ne yaptı? 100 karakterden sonra sonuna 3 nokta ekledi ve de bütün hepsini getirmedi. Ama diğerlerine baktığımızda hiçbirinin sonunda 3 nokta işareti yok. Son olarak şu sağ taraftaki kısım boş kalmasın. Ben hazır olarak bir yerden aldığım HTML içeriğini şuraya yapıştıracağım. Daha sonradan bunları kendimiz zaten oluşturacağız. Ama şu anlık şöyle ikinci veri de şuraya yapıştırayım. Şöyle iki tane vel kutusu var. Bu da bootstrap kutusu. Yenileyelim şunu, biraz daha güzel gözüksün. Gördüğünüz gibi şuraya bir arama kutusu yapacağız. Şuraya da blok listesini yapıp işte blokları burada filtreleyeceğiz. Bu dersimizde bir blok ekleme formu yapalım. Bizim blok listesi sayfamızda yeni blok ekle isminde bir butonumuz vardı. Buraya tıkladığımız zaman varsayılan olarak bir tane create action metodu bağlı olan bir view geliyor. Bu view'i açalım bakalım, şuradan kontrol edelim. Controller, Block Controller, Block Controller'dan şurada create'in iki tane action metodu var. Daha önceden bahsettiğimiz gibi birinci create metodu HTTP get metodu, ikincisi post metodu. Birinci action metodunun görevi bize boş bir view göndermek. Şimdi view'imizi açalım şuradan.
blok altında create view'imizi. Evet, şöyle karşımızda şöyle bir form var. Şimdi formda birkaç değişiklik yapacağım. Örneğin şuraya blok ekle diyelim. Bunun altına bir çizgi ekleyelim. Daha sonra şurada dikkat ederseniz html.beginForm'la bir tane form nesnesi oluşturuyor. Form nesnesi içerisinde bir tane form horizontal, yani yatay bir form oluşturuyor. Yatay formların özelliği solda kontrolümüzün ismi, sağ tarafta kontrolün içeriği. Örneğin sol tarafta blok içeriği, sağ tarafta blok içeriğini almak için bir tane text box. Şimdi şunları da şuradan alalım. Şu validation ve anti-forgery token'u şu anda burada yok gibi düşünebilirsiniz. Daha sonradan bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi label for dediği şey, label dediği şurada blok nesnesinin şuradaki isimlerini alıyor. Label for modelin başlığını alıyor. Daha sonra şu HTML'ye bir tane control label diye bir class ve de colmd ikilik bir class veriyor. Yani toplam 12'lik kolonu, 2 kolonunu sol taraftaki kısma şuraya, 10'luk kolonu da buraya aktarıyor. Şu an burası 10'luk kolonun tamamını kapsıyor. Şu çizgiden anlıyorsunuz ama şu anda varsayılan olarak ilk başta şurada content'in içerisinde site CSS diye bir özellik var. Buraya kontrolleri maksimum width'ini 250 pikselde sınırlamış. Onu silersek eğer bir sayfayı yenilersek 12 piksele, pardon, 10 colmd 10'luk kısmada sağ taraftaki text box'ın geleceğini göreceğiz. Şimdi şuradan HTML attribute ibarelerini şuradan alayım ben. İşi biraz sadeleştirelim. Şunları da alalım. Şuradan da gelirim alalım. Şuradan da alalım. Şuradan da bir parantez izleyelim. Pardon, şunu alacağız. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi HTML attribute oradan ibarelerini aldık. Şurada fazla silmişiz. Şöyle olacak. Daha sonra şu kontrol isimlerini değiştireceğim ben. Şuradaki editor for'u şöyle text box for ile değiştireceğim. Burası başlık, burası açıklama kısmı. Şöyle text araya for olsun. Birden fazla satır bilgi almak için kullanılıyor. Şunlar normal bizim text box'larımız olsun. Şöyle içeriği de text araya ile alalım. Daha sonradan bunları HTML editörleriyle değiştireceğiz. Daha sonra şurada eklenme tarihini ben kullanıcıdan almak istemiyorum. Bu blok eklenirken veri tabanı yapsınmıştım. Yani kod tarafında biz bir o anki sistem saatini alıp gönderelim. Daha sonra blok eklerken onay alanı aktif olmasın. Ana sayfada olup olmadığı da aktif olmasın. Bunları detay sayfalarından yönetelim. Şurada dikkat etmeniz gereken daha sonra kategori var. Şimdi blok tarafına geldiğimizde şimdi bize boş bir tane view gönderiyor. Ama boş view gönderirken de viewback'in içerisinde kategori ID diye bir değişken açıp veri tabanındaki bütün kategorileri alıyor. Aldığı bütün kategorilerin şurada aldığı bütün kategorilerin aynı zamanda ID alanını şöyle ID alanına value, kategori alanını ise şöyle kategori alanını ise text olarak ayarlıyor drop down'ın. Yani kullanıcının gördüğü alan kategori adı. Örneğin C#, Visual Basic gibi alanı kullanıcı görecek ama kullanıcının seçtiği elemanın değerini biz ID olarak kullanacağız program tarafında.
Burada bir tane select list oluşturuyor. Bunu VBack'in kategori adresine aktarıyor. Daha sonra bu create vwin'de bu drop down listin ID'sine kategori ID yazdığınız anda bu VBack'in içerisine de bakıyor. VBack'in içerisinde kategori ID isminde bir select listesi bulduğu için bunu drop down'ın içerisine direkt açacak. Evet, bunu kaydedelim. Gelelim sayfamızı şurada yenileyelim. Evet, şuradan bizim site CSS içerisindeki alanı biz buradan sildik. Ancak hala tarayıcının belleğindeki CSS şu anda aktif. Bunu iptal edip tekrar yüklenmesini sağlayalım. F12'ye bastığınızda ve de şuradan yenileme tuşuna basılı tuttuğunuzda ön belleği boşalt ve tam ekranı tekrar yükle dediğinizde tarayıcının hafızasındaki CSS dosyasında değil de uygulamadaki CSS dosyasını tekrar isteyecek ve de gördüğünüz gibi o özellik şu anda pasif olmuş oldu. Şimdi gördüğünüz gibi text box for dediğim alanlar şöyle, text box, text area for dediğim ise şöyle birden fazla satır yazabileceğiniz text area'ya çevrildi. Şimdi ben bunu yarın öbür gün HTML editörüyle değiştireceğim. Şimdilik bunu kullanalım. Evet, daha sonra şurada drop down'un bütün elemanlarını direkt burada gösterdi. Ancak ben birinci elemanı örneğin bir kategorisi için diye kullanıcıya mesaj verdirdim. Geliyorum drop down'a, şurada şöyle kategori seçiniz diyelim. Şöyle tekrar sayfama gelip yenilediğimizde birinci elemanın kategori seçiniz olduğunu şöyle pardon şunu şuraya alacağız. Null'dan sonra alacağız bunu. Üçüncü parametre. Zaten şurada gördüğünüz gibi option label diyor. Şunu yenilediğimizde evet kategori seçiniz oldu. Şimdi buradan bir eleman girelim. Şöyle deneme. Resim1.jpg diyelim. Bunu da tabii farklı bir araç kullanacağız bunun için. İşte deneme içerik diyelim. Şuradan bir kategori seçelim. Örneğin MVC'ye. Create diyelim. Create demeden önce şurada bir hata verecek şu anda. Bunun sebebi şu anda date time alanını boş geçiyor olmamız. Şu bloğa baktığımızda buradaki date time'ın nullable değildi. İlla bir değer istemesi. Ancak biz bunu bloktan göndermiyoruz. Şuraya geldiğimizde şuradan bizden eklenme tarihini bekliyor. Bunu şuradan silerim. Bunu formdan beklemesin. Biz kendimiz dolduralım. Daha sonra şu ID'yi de bizden beklemesin. Şu include'da. Başlık, açıklama, resim, içerik, onay, sayfayı da bizden beklemesin. Daha sonra şu blok içerisindeki istediğiniz değerleri buradan, yani formdan beklediğinizi buradan bilinçli olarak şuraya belirtebiliyorsunuz. Şuraya tam eklenme sırasında şöyle diyorum ben. Şu blok nokta eklenme tarihine şu anki sistemin saatine ekleyelim. Şuradaki bloğa. Şu içerikler bloğa doldurulacak. Ama veri tabanı eklenmeden önce şurada gelip ben tarihini ekledim. Daha sonra blok nokta işte onayına şöyle false diyebilirsiniz. Bunu demeseniz bile zaten onay ve ana sayfa şuradaki iki tane alan nullable olmadığı için yani null değeri almayacağı için bunun varsayılan değeri false'a eşitlenecek. Yani bir makale eklendiği zaman zaten otomatikman bu makale onay ve ana sayfa alanları false olacak. Eklenme tarihi o anki sistemin saati olacak. Eklenme işlemi yapılacak. Yapıldıktan sonra kullanıcıyı indekse yönlendireceğiz. Eğer bir hata olursa zaten yani model state'i eğer geçemezse şuraya geldiğinde VBack'i tekrar veri tabanından dolduracak. Kullanıcının doldurduğu bilgiler hatalı bile olsa onlar forma tekrar yansıtılacak. Şuradan tekrar sayfayı çalıştıralım. Evet geldi. Şöyle yeni blok ekle diyelim. Şuradan gelelim. Şöyle açıklama. Şöyle bir JPG. Şöyle kategori seçelim. MVC. Okey diyelim. Evet. Nereye eklendi? En aşağıya eklendi. Gördüğünüz gibi tarih sistem saati. Şu bilgiler tamam. Gördüğünüz gibi onay ve ana sayfa kısmı direkt onay bekliyor olarak ayarlandı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu son eklenen kaydı yukarıya alsın. İlk başta yukarıya alsın. Bunu nasıl yaparız? Şu bloğun indeksine geliriz. Şu sorgularken. Şurada bir tane order by ekleriz şuraya. Order by. Şöyle i eşittir. I nokta. Eklenme tarihine göre azalan şekilde sırala dedik. Bu durumda ne yapar? En son eklenen kaydı listenin en başına almış olur. Çalıştıralım tekrardan. Şöyle yenileyelim. Şu kayıt direkt yukarıya gelmesi lazım. Evet.
Bir önceki dersimizde blok ekleme formu hazırladık. Bu dersimizde ise kategori ekleme formu hazırlayacağız. Bu aşamada uygulamayı durdurup formu kendiniz yapabilirsiniz. Kategori ekleme formu için ilk olarak kategori controller'ı açıyorum. Kategori controller'ın içerisinde iki tane action metodu var. Create isminde. Birinci action metodu hatırlarsanız boş bir tane view gönderiyordu bize. Şimdi o view'i açalım. Normal kategori klasörünün altındaki create view'ini açıyoruz. Create view'in içerisinde örneğin şuraları ilk önce bir şöyle Türkçeleştirelim. Kategori ekle. Şöyle aşağıya bir çizgi ekleyelim. Daha sonra şuraları silelim. Şöyle ne yapıyor? Bir tane form oluşturmak için yani tarayıcıdan server'a bir bilgi taşımak istediğimiz zaman mutlaka bir formu oluşturmamız gerekiyordu. HTML begin form açarak bu formu gene create metoduna gideceğini söylüyoruz. Çünkü şurada herhangi bir parametre olan türünü kullanmadık begin form'u. Daha sonra dikkat etmeniz gereken şurada HTML anti-foregree token diye bir alan var. Bu alanı tanımlamamızın sebebi form oluşturulduğu anda yani şu get metoduyla boş bir form getirildiği anda form üzerine bir tane token oluşturuluyor. Token benzersiz işte uzun bir benzersiz bir sayı olarak düşünebilirsiniz. Güvenlik için kullanılıyor. Daha sonra bu begin form'u post ettiğimizde ne olacaktı? İkinci metot çalışacaktı. HTTP post olan. Yani post olması demek form'un içerisinde bulunan submit butonuna tıklamamız. Bu tıkladığımız zaman bu form nereye gidecek? İşte şu create metoduna gelecek. HTTP post metoduna gelecek. O aşamada şurada validate anti-foregree token'u da buraya eklemeniz gerekiyor tabii ki. Oluşturulan formun getiyle oluşturulan benzersiz numaranın burada kontrol edilmesi anlamına geliyor. Güvenlik açısından kullanılan bir şey. Evet, bu sayısal numarayı formu çalıştırdıktan sonra size göstereceğim. Şimdi daha sonra dikkat etmeniz gereken şurada bir tane form grubun olması. Her form grup bir satır bilgiye tekabül ediyor Bootstrap'te. Şuradaki kısım sol taraftaki kısım da şu HTML attribute'ları buradan siliyorduk. Sadece kısa yöntemini kullanabilirdik bunu. Bunun kategori adını normal label'a yazdırıyoruz. Daha sonra onluk kısmı ise burada editör kullanıyoruz. Editör yerine ben kategori adı için textbox for kullanacağım. Şöyle textbox for'la değiştireceğim bunu. Daha sonra alttaki satırda gördüğünüz gibi submit butonumuz var. Buna da create işte kaydet diyelim. Şu en alttaki back to list ise şu alttaki kısmı da şöyle listeye dön diyelim. Şöyle bir tane hr ekleyelim alta. Evet. Begin form'a tıkladığımız zaman şöyle ne olacak? Daha sonradan begin form yüklenecek. Create tıklandığı zaman model state'i burada kontrol edeceğiz. Bu oluşturduğumuz entity'lerin içerisindeki değişkenlere değer atamak istediğimizde kontrol edilmesi istediğimiz şekilde kontrol ettirebiliyoruz. İşte 10 karakterden sonrası işte hataya düşsün gibi bunları bir sonraki derste anlatacağız. Daha sonra oluşturduğumuz işte konteksin üzerindeki kategorilerin içerisine buradan kullanıcının gönderdiği kategoriyi ekliyoruz. Save change deyip veri tabanına kaydediyoruz. Daha sonradan kategori listesine kullanıcıyı yönlendiriyoruz. Şurada include'dan bahsetmiştim. Şuradan form'dan biz kategori cinsinde bir sınıf bekliyoruz. Bir model bekliyoruz ama modelin içerisinde de form'dan gönderecek olduğumuz alanları include içerisinde böyle tanımlayabiliyoruz. Şu anda ID'yi ben form'dan beklemiyorum. Çünkü bu ID alanı hatırlarsanız şuradan entity'yi açalım. Kategori entity'sini. Şurada otomatik sayı olarak varsayılan özelliği bunun ID'yi biz veri tabanına göndermediğimiz halde bu ID alanı otomatik olarak kendi oluşturuluyor. Son eklenen kategori 10 numaraysa bir sonraki kategori 11 numaraya sahip oluyor. O yüzden form'dan bir değer ID için beklemiyoruz. Sadece kategori adını nereden bekleyeceğiz? Şuradan textbox for'dan bekleyeceğiz. O kategori adını nereden alacak? Şurada birinci alan textbox'ımızın ID'si ismi olacak. Bu kategori adını zaten kategori sınıfından şuradan gelip şunu alıyor buraya. Evet uygulamayı çalıştıralım. Evet, son olarak şurayı da söyleyeyim. Eğer model isvalid değil ise başka bir action'a yönlenmeden önce şöyle indekse yönlenmeyeceği için ne yapacak? Gelecek return view'i gönderecek. Return view ne? Create yani create'i tekrar kullanıcıya gösterecek.
Ancak şuradan kullanıcının girdiği bilgiler hatalı olsa bile o view'in üzerine bunlar aktarılacak. Yani son girdiği değerler form üzerine kaybolmamış olacak. Evet, uygulamayı açalım. Şuradan ana sayfa çalışsın şu anda. Şöyle şuradan kategoriyi çalıştıralım. Kategorinin indeksi çalışsın. Şuradan kategori ekle diyelim. Şuradan kategoriye şöyle yazalım. Mesela Visual Basic diyelim. OK diyelim. Evet, gördüğünüz gibi son kategori burada. Ve kategoriye ait olan blok sayısı da zaten yok. Tekrar bir kayıt ekleme ekranına gelelim. Şuradan listeye dönü. Şöyle gelelim şuraya. Listeye döne bir tane. Şöyle null diyelim. Üçüncü parametre route value'su. Şuraya da new. Şöyle add klasına. btn btn tire primary diyelim. Şöyle yenileyelim. Evet, şöyle AngularJS diyelim mesela kategorimize. OK diyelim. AngularJS'imize buraya geldi. Evet, son olarak formu açtığımız zaman bir tane token, view'in bir tane token oluşturdu. Buradan sağ tıklayıp kaynağa tıklayalım. Şöyle gördüğünüz gibi form nesnesi oluştu şurada. Şöyle şurada bir tane form nesnesi oluştu. Form nesnesinin şöyle dikkat etmeniz gereken Action kısmı herhangi bir HTML begin formunda parametre belirtmediğimiz için o anki sayfamızın action isminde ise gene sayfayı aynen oraya gönderiyor. Yani kategori create'ine gönderiyor. Tipi herhangi bir şey belirtmediğiniz zaman post oluyor. Tamam. Şimdi içerisindeki elemanlara bakalım. Input name şuradan request verification token diyor. Bakın hidden tipinde. Ya da şuradaki value'yu şurada görüyorsunuz. Zaten buradan başlıyor. Şu aşağıya kadar. Şöyle şu kısma kadar. Şöyle benzersiz bir numara aktarıldı. Bu numara da, yani bu sayısal benzersiz numara da server tarafından kontrol ediliyor ve de ona göre işlem yapılıyor. Bu güvenlik açısından mutlaka kullanılması gereken bir özellik. Daha sonra aşağıya giriyoruz. Form grubu normal oluşturmuş. Bakın. Label for dediğimiz kısım gördüğünüz gibi şu kategori adı entity'den alınmış. Daha sonra şu onluk kısım oluşturmuş. Onluk kısımda bir tane form control. Onun ismi de kategori adı. Type'ı text. Zaten biz text box olsun diye bunu istemiştik. Aşağıda bir tane input type'ı submit olan bir tane buton eklenmiş. Bakın aşağıda da listeye geri dön diye gördüğünüz gibi kategori direkt demiş. Zaten varsayılan indeks olduğu için direkt listeye dön tıkladığımız zaman kategori listesine kullanıcıya gönderecek. Dersimizde blok güncelleme formunu yapacağız. İlk olarak blok controller dosyamızı açıyorum. Buradan edit kısmına geliyorum. Edit'in şurada gördüğünüz gibi iki tane action metodu var. Bir http get olanı, bir de post olanı. Bizim blok altındaki indekste oluşturduğumuz şu aşağıda linkler var. Şu edit linkine dikkat edelim. Şu edit linki şurada üçüncü parametre olarak route value gönderiyoruz. Yani şu şekilde kullanıcı blok altında edit'e ulaşmak istediği zaman bunun yanında bir tane de sayısal veri göndermesi gerekiyor. Örneğin 2 numaralı kaydı güncellemek için şuradan 2 numarayı göndermemiz gerekiyor. Daha sonra bu edit action metodu bu isteği karşılaması gerekiyor. Block Controller'a geliyorum. Block Controller'da bunu karşılayacak olan ilk baştaki HTTP GET metodu. Bu buradan parametre olarak ID bekliyor. Burada nullable int kullanılmış. Bunun sebebi eğer kullanıcı sadece block-edit şeklinde gelmek isterse, yani şurada ID route value'su olmazsa bunun denetimini yapalım diye. Yani burada nullable diyoruz ve de burada bu ID'nin null olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Eğer ID null'a eşitse buradan bad request, yani 400 hatası geriye gönderiyoruz. Tabii bu hata kodlarına karşılık gelen sayfaları projemizi oluşturmamız gerekiyor. Şu an bunlar yok. Sadece ekranda 400 hatasını görebilirsiniz. Daha sonra eğer buraya gelmezse, yani ID null'a eşit değilse şu kısma gelir kod. Bu kısımda ise bloklar içerisinde bir arama yaparız ID'ye göre. Blok nesnesi içerisine atarız. Daha sonra blok null mu değil mi buna bakarız.
Eğer blok nesnesinin içerisi nullsa, yani veri tabanında böyle bir kayıt yok ise, kullanıcıya HTTP not found göndeririz. Bu da 404 hatası. Burada da işte aranan sayfa bulunamadı hatasıyla alakalı bir sayfa oluşturup kullanıcıya gösterebiliriz. Eğer burada da böyle bir durum yoksa, yani blok eğer veri tabanında mevcut ise, daha sonra kullanıcıya ne yapar? Bu view'i gönderir. Yani buradan bulduğu view'i edit view'i üzerine model olarak gönderir ve kullanıcı edit sayfasını görür. Tabii ki bu sayfada bir tane kategoriler dropdown olacağı için bu feedback içerisinde kategori ID isminde bir nesne açtı ve de bir select list oluşturdu. Kullanıcıya bunu gösterdi. Daha sonra gelelim edit'e. Kullanıcının karşısına bu edit view geldi. Edit view'nin kullandığı tek bir model. Liste olmadığına dikkat edin. Daha sonra şuraya işte blok güncelle yazalım. Şöyle şunun altına bir hero ekleyelim. Daha sonra bunun gene bir form olduğunu ve de postunun gene edit'e gideceğine dikkat edelim. Çünkü buraya herhangi bir parametre yazmadık. Gene bu edit'in bu sefer postuna gelecek. Daha sonra işte anti-foreground token yazıyoruz. Bunun sebebi formun bir tane benzersiz bir token, yani bir sayısal ifade oluşturması ve güvenlik açısından bunun da post action'ın da kontrol edilmesi gerekiyor. Daha sonra bir tane form horizontal oluşturuyor. Şurayı silelim. Evet, şurası şu anda geçelim. Ve daha sonra dikkat etmemiz gereken sayfanın kullandığı model içerisindeki ID'nin, yani blok ID'nin sayfada bir hidden nesnesi oluşturup işte değerine bloğun ID'sinin atanacağı. Bu daha sonradan post ekranında gerekli. Daha sonra bir tane başlık için şöyle attribute'ları silelim. Daha yalın olsun diye. Şurayı geçelim. Daha sonra şurada şurayı silelim. Şurayı text box for yapıyoruz. Bu başlık için, açıklama için text area for olacak. Şuradan şunu silmemiz lazım. Şurayı HTML attribute silelim. Şurayı silelim. Şurayı silelim. Bu resim alanı text box for olsun. Daha sonra içeriği şöyle text area yapalım yine. Şöyle text area for. Daha sonra onay kısmı editte olacak. Bu ilk eklerken onayı getirmemiştik ama burada olması gerekiyor. Daha sonra şuradan ana sayfa kısmı da olacak. Kategori ID kısmı da olacak. Ancak şuradaki eklenme tarihini şuradan silmemiz lazım. Çünkü bunu bir daha değiştirmemize gerek yok. Eklenme tarihi ilk eklenme anında oluşturulan bir veri. Şunu buradan silelim. Evet, daha sonra en aşağıda bir tane submit butonu var. Submit butonu buradaki bilgileri form içerisine paketleyip nereye göndermesi gerekiyor? Şu edit'in postuna göndermesi gerekiyor. Edit'in postuna geldiğimiz zaman şurada overposting attack kavramına dikkat edelim. Bunun buradan bize söylediği gerçekten blok içerisinde blok nesnesini model state'in bağlayacağı alanlar şu include içerisinde tanımlanan kısımlar. Çeşitli yöntemlerle kullanıcının işte server'a yapacağı istek içerisindeki normal kullanıcının veri tabanında güncelleyecek olduğu alan kolon isimleri burada gösteriliyor. Kullanıcı bunları çeşitli yöntemlerle görebiliyor. O yüzden burada gerçekten güncellemek istediğiniz form aracılığıyla güncellemek istediğiniz kolonları buraya dahil edin. Eğer güncellemek istemediğiniz blok içerisindeki herhangi bir kolon varsa onu buradan kaldırın. Çünkü kullanıcı bunu görebilir ve HTTP request içerisine sızıp ekstra işte güncellemeye sebep olabilir. O yüzden şurada eklenme tarihini şuradan silelim. Buradan ID gerekli çünkü blok içerisine artık formdan var olan bir bloğun bilgilerini güncellemek için ID'yi de göndermemiz gerekiyor. Bu ID'yi nereden alacak? Form içerisindeki şurada hidden field içerisinde tanımlanan şu sayfanın ID'sini buraya gönderecek. Bu bizim için gerekli. Daha sonra başlık, açıklama, resim, içerik, onay, ana sayfa. Bunlar da şu anda güncellenecek alanlar.
ve de kategori ID. Bunlar kalsın. Model state form içerisinde bulduğu ID'lerle eşleşen kontrollerin bilgilerini buradaki blok içerisindeki parametrelerle eşleştirip direkt kopyalamayı sizin adınıza yapıyor. Buna model state yapıyor bu aşamayı. Eğer model state içerisindeki bizim bütün validasyon işlemlerimiz, kontrol işlemlerimiz eğer onaylanırsa veriyi güncelleme kısmına geçebiliriz. Ancak şurada veriyi güncellemeden önce dikkat etmemiz gereken kısım şu blok içerisindeki datetime alanı. Bu datetime alanı şurada sonuçta kullanıcı buradan bir değerleri gönderiyor. Buradaki gönderilen değerler blok içerisindeki değişkenlere, şurada blok bir tane nesne oluşturuyor ve oluşturulan nesnenin içerisine şuradan gönderilen değerler sırayla kopyalanıyor. Ancak bu blok içerisinde datetime'ın içerisine herhangi bir değer gönderilmediği için formdan ve de datetime'ın varsayılan değeri yanlış hatırlamıyorsam işte 01011901 gibi bir değer. Ancak ben eklenme tarihini zaten forma blok kaydı eklerken yaptığım için buranın işte varsayılan değeri bana göndermesini ben istemiyorum. Alternatif şuraya eğer nullable bir değer yapmış olsak datetime için işte blok nesnesi yaratıldığı anda burası nullable olduğu için ve de bunun içerisinde değer gönderilmediği için ne yapacak? Bu datetime değeri eklenme tarihi direkt null değere eşitlenecek ve benim ilk başta bloğu eklerken ki kaydımın içerisinde eklenme tarihini ne yapacak? Null değeri değiştirmiş olacak. Bu da benim istediğim bir yöntem değil. O yüzden bunu da buradan siliyorum. İşte daha sonraki alternatif şuradaki sorguyu değiştirip sadece istediğim alanları güncelleme içerisine katacağım. İşte burada güncelleme yaparken şöyle yapıyorsunuz. İşte var diyorsunuz. İlk önce veri tabanındaki kaydı bir elinize almanız gerekiyor. İşte kaydım örneğin şöyle entity diyeyim ben buna. Eşittir db nokta bloklar nokta find metoduyla buradan bana gönderilen bloğun, şu yukarıdaki gönderilen bloğun içerisindeki ID değeriyle bir tane sorgulama yapacağım. Sorgulayıp bulduğum değer eğer null'a eşit değil ise bu durumda veri tabanındaki değerin örneğin başlığını formdan gönderilen entity içerisine aktarılan başlıkla değiştireceğim. Daha sonra entity nokta başlık açıklama için bunu yapalım. Blok nokta açıklama entity nokta resim eşittir blok nokta resim entity nokta içerik eşittir blok nokta içerik entity nokta onay eşittir blok tire onay entity tire ana sayfa eşittir eşittir ana sayfa. Evet, daha sonra son olarak kategori kaldı. Entity eşittir kategori ID eşittir blok nokta kategori ID. Evet, burada kullanıcının formdan gönderdiği değerler ile veri tabanındaki bulduğum kaydın değerlerini burada güncellemesini yaptım. Daha sonra şunları yaptıktan sonra şurada save change deyip şunları da şuraya alalım. Kullanıcı indekse gönderecek. Eğer model state şurada buraya geçemezse ne olacak? Şuradan model state hiç buraya girmezse ne olacak o zaman? VBack'in içerisinde kategoriler tekrar doldurulacak ve kullanıcının buradan girdiği bilgiler yanlış bile olsa, model state'in kabul etmeyeceği bilgiler bile olsa bu VB'in içerisinde tekrar paketlenip bu edit VB'ine tekrar gönderilecek. Yani sanki ilk defa HTTP GET çalışıyormuş gibi çalışıp kullanıcıya hatalı bilgilerle gösterilir ama kayıt falan oluşturulmaz. Yani güncellenmez. Evet, çalıştıralım uygulamayı. Uygulamamızın ana sayfası çalıştı. Şuradan bloğun indeksine gelelim. Herhangi bir edit linkine tıklayalım. Şurada oluşturduğumuz şu edit'i tıklayalım. Evet, edit sayfamız geldi. Şu edit sayfasına şuraya kategori seçiniz ibaresini ekleyeyim. Şöyle kategori kısmına gelelim. Şöyle 1-2 şu attribute'ı da silelim. Şöyle virgül diyelim. Şöyle option label'a şöyle kategori
seçin, izleyin. Yenileyelim sayfamızı. Evet, şöyle kategori seçiniz de geldi. Şurada MVC şu anda seçili. Evet, şuradan geri gelelim. Şöyle seçili olmayanlara bakalım. Ana sayfa ve edit olan. Evet, gördüğünüz gibi ikisi seçildi. Şimdi şuradan bir şeyler değiştirelim. İşte MVC eğitimi diyelim. Şuradan MVC'yi şöyle web form yapalım. Kaydet diyelim. Evet, gelelim şuradan. Evet, gördüğünüz gibi şurası web form oldu. Şurası da MVC oldu. Edit'e tıkladığımızda evet, bilgilerin güncellendiğini görüyoruz. Evet, son olarak edit linkinde yani edit sayfasına bir değişiklik yaptığımızda ve de liste geldiğimizde hangi kaydın güncellendiğini şurada kullanıcıya gösterelim. Şimdi bunun için blok controller içerisindeki edit posta geliyorum. Buradan kayıt gerçekleştikten sonra buraya şöyle temp data içerisinde bilgi taşıyacağım. Neyi taşıyacağım? Buradaki bloğu taşıyacağım. Yani şuradan gelip entity'ye eklediğimiz entity nesnesini temp data ile taşıyacağım. Burada viewback'te taşıyamıyorum. Çünkü redirect to action dediğimde view data içerisindeki bilgiler sıfırlanıyor. Ancak temp data ile bilgi taşıyabiliyorsunuz. Redirect to action kullandığınız için. Daha sonra indekse gelelim. Şurada diyelim ki eğer şuradan alalım temp data'yı. Şöyle şurası null değilse, yani bu temp data'nın içerisindeki blok nesnesinin eğer bir veri varsa bunu şöyle alalım temp data içerisinden. Nasıl alacağız? Şöyle temp data'yı şuraya alacağız. Ancak bunu tabii ki blok nesnesine çevirmemiz gerekiyor. Blok nesnesinin yolu şurası. Şunu çevirdikten sonra şuraya bir tane şöyle gelip şuraya şuradan alert kutusunun şöyle CSS'ini bu step sitesinden alacağım. Strong içerisine şöyle blok nokta pardon şöyle et blok nokta şöyle başlığını strong içerisine alalım. Şöyle sonunda da şöyle kayıt edildi diyelim. Evet, çalıştıralım uygulamayı bakalım. Şu anda zaten ilk uygulama çalıştığında blok index, blok temp data içerisindeki blok zaten boş olacağından şurası zaten çalışmayacak. Ama güncelleme yaptığımızda blok datanın içerisinde dolacak, temp datanın içerisinde olacağından dolayı orada kayıt edildi yazacak. Şu çalışırken bir de şuradan bir tane şöyle şunu almak istiyorum. Bunu da hemen şunun içerisine dahil edeyim. Şöyle. Evet, gelelim uygulamaya bakalım. Evet, şuradan edit'e gelelim. Kapatalım şunları. Şurada bir iki bir şey değiştirelim şöyle. Kaydet diyelim. Evet, gördüğünüz gibi buradan temp data ile taşıdığımız bilgi sayfa ilk yüklendiği zaman null olmadığından dolayı ve de şu kaydı şuradan kayıt edildi diye yazdırdık. Bu dersimizde kategori güncelleme formunu yapacağız. Bir önceki derste blok güncelleme formunu yaptık. Bu derste yapacak olduğumuz kategori güncelleme formunu kendiniz yapabilirsiniz. Daha sonradan uygulamayı seyredip dersi tamamlayabiliriz. Evet, ilk olarak kategori controller altındaki şöyle kategori controller ve kategori controller'ın bağlı olduğu şuradaki edit view'ini açıyorum. Buradan şöyle biraz güzel güncelleyelim. Kategori güncelle diyelim. Şunun altına çizgi ekleyelim. Ve şuradaki şunları silelim. Daha sonra şu HTML attribute'larını şuradan silelim. Şuraya text box for yazalım. Evet, şimdi form üzerine iki tane controller'a taşınacak olan bilgi var. Birincisi hidden field. Onun içerisinde ID var. İkincisi de text box. Text box da kategori adı. Yani kategorinin ID'si ve kategori adı controller'a taşınacak. Bunun ilgili post metoduna geldiği zaman ne yapacak? Bu iki tane taşınan bilgi bu kategori içerisine paketlenip daha sonradan burada blok context'e bu değişiklik bildirilecek.
ve bu değişiklik veri tabanında kaydedilecek. Yani bir önceki derste yaptığımız gibi veri tabanındaki şuradan gelen ID'ye göre veri tabanındaki değeri sorgulayıp onun üzerinde değişiklikler yapmıştık. O date time yüzünden de o. Burada öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü model state'den gelen form üzerinden gelip model state aracıyla bağlanan iki tane kolon direkt güncellemeye girecek olan alanlar olduğu için sadece bu şekilde yapmanız yeterli. Şimdi kayıt yapılacak. Güncelleme bildirilecek. Daha sonra kayıt veri tabanında değişiklikler kaydolacak. Daha sonra buraya indekse yönlendireceğiz. Biz bu aşamada şu kullanıcının yaptığı güncellemeyi temp datanın içerisine atabilirdik. Şöyle temp data diyelim. Temp datanın içerisinde bir tane örneğin şöyle kategori diye bir alan tanımlayayım. Bunun içerisine şuradan kullanıcının doldurduğu, formdan doldurduğu bilgileri şu temp datanın içerisine atalım. Burada viewback kullanamayız. Çünkü redirect action kullandığımız için viewback içerisindeki değerlere ulaşamıyoruz. Ancak temp datadan ulaşabiliyoruz. Şu temp datayı şuradan kopyalayayım. Geleyim bunun index metoduna. Şimdi index metodu ne yapmamız lazım? Şuradan çizginin altına, table'ın üstüne şöyle diyeceğim ki eğer temp datanın işte kategori temp data içerisinde kategori ID diye bir alan eğer null'a eşit değilse yani varsa bunu şuradan yükleyelim. Kategori değişkenin içerisine yükleyelim. Ancak bunu tipini bloğa çevirmeniz pardon kategoriye çevirmeniz gerekiyor. Evet, bu kategori değil de kategoriye çevirmeniz gerekiyor. Çünkü burada attığınız değerin tipi kategori. Ancak indekste ne yapmanız lazım? Onu kategoriye çevirmeniz gerekiyor. Daha sonra buraya bir tane şöyle div tanımlayayım ben. Div'in class'ına şöyle panel diyelim. Hadi şöyle alert diyelim. Alert. Alert-success. Daha sonra şunun içerisine bir tane span. Span'ın class'ına şöyle ikon. İşte jelly bean ikonlardan şöyle tanımlayalım. Şöyle OK işaretini alalım. Daha sonradan şuraya şöyle add kategori nokta kategori adı kategori adı şöyle bunu da şöyle etiketi içine alalım. Daha koyu olsun. İşte kayıt edildi diyelim. Evet, bu hangi durumda çalışacak? Temp datanın içerisinde bir veri olduğu zaman burası çalışacak. Diğer durumlar çalışmayacak. Yani şunu çalıştırdığımızda ilk başta bu alert kutusu eklenmeyecek. Ama edit'e gidip de bir değişiklik yaptığımızda temp datanın içerisinde olacağı için değişiklik yüzünden orada bir alert kutusu çıkacak. Evet, gelelim şuradan bir edit'e tıklayalım. Bunu işte C# programlamadan programlamaya çekelim. OK diyelim. Evet gördüğünüz gibi kayıt edilmiş olan alan burada işaretlenmiş oldu. Şuradan bir kayıt daha güncelleyelim. OK diyelim. Evet. Bu dersimizde blog detay sayfasını yapacağız. İlk olarak blog controller'ı açalım. Blog controller'ın içerisinde hatırlarsanız details diye bir action metot var. Şimdi action metodunun sadece get türü var. Post türüne gerek yok. Çünkü sadece detay bilgilerini göreceğiz. Herhangi bir form hazırlayıp da bilgi kaydetmeyeceğiz. Ancak burada hazırlanan varsayılan metodun yani controller hazır bir controller eklemiştik. Onunla gelmişti bu details. Tam bunu bu şekilde kullanmayacağım. Şimdi şu sorgulama işi burada kalsın. Sorgulama işi gene editte olduğu gibi URL'den bir tane ID alıyor. Model state bu ID ile işte URL'den gelen ID'yi buraya eşitliyor. Eğer bu nullsa işte bunu bad request hatasına değilse bir tane bloğu arıyor ID'si ile. Bulduğu zaman eğer bulmazsa yine bulunamadı hatası veriyor. Eğer bloğu bulmuşsa ne yapıyor? Details view'in üzerine bulduğu bloğu gönderiyor. Biz şimdi gidelim bu view'in altındaki blog şu details'a. Bu details'ın bizden beklediği bir tane blog türü. Biz şimdi şuraları olduğu gibi silelim. Şuraya gelelim bir tane H1
oluşturalım. Şuradan et model nokta şöyle başlığı şuraya yazdıralım. Başlığın altına şöyle bir tane çizgi ekleyeyim. Çizginin altına bir P ekleyeyim. P'nin içerisine bir tane saat ikonu ekleyeyim. Bunun içerisine şöyle model büyük harfli olacak. Model nokta eklenme tarihini getirelim. Tarihi. Yanlış olmasın blok içerisinden bakalım şuna. Eklenme tarihi. Daha sonra aşağı gelelim. Şöyle bir tane çizgi ekleyelim. Aşağıya şöyle bir resim ekleyelim. Daha sonra bu strip sitesine gelelim. Şuradan blok kod alanına geliyorum. Şuradan blok kod alacağım. Şöyle şuraya yapıştırayım. Şu içeriği. Şöyle benim model içerisindeki açıklamayla şöyle değiştireyim. Açıklamanın altına direkt şöyle P etiketi içerisinde şöyle et model nokta içeriği yazdıralım. Çalıştıralım uygulamayı. Şimdi şuradan ilk önce blok listesine girelim. Blok listesinden detaya gidelim. Karşımıza bizim yönetim ekranındaki bloklar geldi. Buradan details'a tıkladığımızda şöyle detay sayfasına gidecek. Tabii ki yönlendirmeyi yönetici sayfasından şu details'a göndermemizin bir manası yok. Buradaki detayları silelim. Gelelim blok liste. Blok indekse pardon. Blok indeksin en aşağısına gelelim. Şuradaki details'a ihtiyacımız yok. Sen details'in kesin. Çünkü detayı buradan görmemize gerek yok. Zaten edit'e tıkladığımızda aynı zamanda detayı görüyoruz ve de güncellemeyi de buradan zaten yapabiliyoruz. Bizim için önemli olan ana sayfadaki şu başlıklara tıkladığımızda, bloğa tıkladığımızda ya da daha fazla tıkladığımızda bu detay linkine, detay sayfasına gitmesi. O yüzden işte bloğun altındaki şu indekse gelelim. Pardon, home controller altındaki indekse gelelim. Şuradan başlık ya da şu daha fazla butonuna bir tane link verelim. Bunu action link'e çevirelim. Şöyle at html nokta action link. Evet, burada görünen text ne olsun? İşte daha fazla olsun. Şöyle. Buradaki action ismi ne olacak? Details action'a. Peki hangi controller'da? Controller'ımız ismi blok. Şu anda home controller indeksindeyiz ama bloğun details'ine gideceğiz. Daha sonra bir virgül daha ekleyelim. Burada HTML attribute verebiliyoruz. Şöyle add class. Şöyle bu da oluşturduğumuz şunu. Class'ı da şuraya ekleyelim. Şunu da şuradan silelim. Class'ı HTML attribute. Şuraya da route value yazmamız gerekiyor. Route value'muz bizim. Şöyle id eşittir. Şöyle add. Şöyle blok nokta id. Evet, şurada üçüncü parametre bizim route value'muz. Sonuçta details blok tire details tire hangi bloğun butonuna tıkladıysak onun da id ise eklenmesi gerekiyor linki. Şu sayfayı yenileyelim şimdi bakalım. Evet, şuradan daha fazlaya tıkladığımızda evet gördüğünüz gibi 2 numaralı kaydın işte açıklaması ve altında şöyle blok açıklaması. Hatta gelip şuradan işte bloğa gelelim. Şöyle bloğun editine gelelim. Editten şöyle içeriği biraz daha şöyle arttıralım. Şöyle açıklamayı da şöyle biraz olsun. Ve bu onaylı değil, onaylı olacak. Ana sayfada olsun ki oradan görelim. Gelsin şurada yenileyelim şurayı. Kaç numaralı kayıt o? MVC eğitimi. Şu aşağıya gelelim. Şu kaç numara? 15 numaralı kayıt. Evet, şurası. 15 numaraya şuradan şu kayda tıklayalım. Evet, gördüğünüz gibi açıklama kısmı da uzun bir şekilde gelmiş oldu. Şurada şurası açıklama kısmı, şurası da içerik kısmı. Tabii bu yazıların işte formatlanmış şekilde işte rengi,
yazı boyutu falan. Bu şekilde veri tabanına kaydetmek için HTML editörü kullanmamız gerekiyor. Şu anda öyle bir şey yapmadık. Ve de şuraya 8 kolonluk bölümü almak istiyorum. Şöyle bir tane div class satır tanımlayalım. Satırın içerisinde div class işte call md 8 diyelim. Bir de 4'e ayıralım. 4'lük kısma başka bir içerik getireceğiz. Şöyle şunu alalım olduğu gibi 8'lik kısma. 4'lük kısma da sağ taraftaki kısma da şu ana sayfadaki şu vellerden alıp yapıştıralım. Burayı daha sonra güncelleyeceğiz. Şöyle yapıştıralım daha güzel dursun. Evet, yeniliyoruz sayfayı. Detay tarafı 8'lik koluna şöyle geldi. Şurası da sağ tarafa. Ve şu içeriği olduğu gibi aşağıya almak için şöyle layout'a gelelim. Shared altındaki layout'a. Layout'un şöyle body content'i şöyle bir sınıf tanımlanmış burada. Bu sınıfa olduğu gibi ben yukarıdan aşağıya alırsak CSS'le şöyle content, şöyle body content, şöyle margin top şöyle 20 piksel diyelim. Sayfayı yenilediğimizde şu şekilde 20 piksel yukarıdan aşağıya almış olduk. Şuralar daha güzel gözüktü. Şimdi burası bizim blog detay sayfamız. Blog detay sayfasının altına bir de yorum yapılacak bir alan ekleyelim. Şöyle details'a geliyorum. Details'ın şöyle 4'lük kısmını kapatalım. Şöyle 8'lik kısmın, şöyle 4'lük kısım. Şöyle 8'lik kısmın, şöyle en altına şöyle bir tane div açayım. Divin class'ına işte mesela comment diyeyim, yorum kısmı. Yorum kısmı içerisine şöyle bir vel yapıştıracağım. Bu vel bu strip sayfasından bulabilirsiniz bunu. Şuradan işte bir başlık bırak buraya. İşte yorum yap diyelim. Yorum yap. İşte altına bir tane form. Daha sonra formun içerisinde bir tane text araya. Bir tane şöyle kaydet butonu. Daha sonradan bunları dinamik hale getireceğiz. Daha sonra yapılan yorumların altında şöyle örnek yorumlar olsun. Bunu da Bootstrap sayfasından alabilirsiniz. Şuradan Bootstrap'e gelelim. Bootstrap sayfasında evet gördüğünüz gibi şurada medya object dediği alanları şöyle şuraları alıp yorum satırı gibi şöyle kullanabilirsiniz. Gelelim şunlara şuradan işte medya şöyle şunu alayım. Şunların iki tane yapıştırayım alt alta. Şöyle şunun altına. Şöyle iki, üç tane olsun. Şu vel kısımları da zaten şurada en aşağıda gelirseniz şu vel kutuları. Vel kutu içerisine sadece bir tane text araya yerleştirmiş olduk. Girelim detay sayfamızı şöyle bir yenileyelim. Evet gördüğünüz gibi şöyle yorum yapma satırı ve altında medya objeleri. Şunları biraz güzelleştirelim. Mesela şuraya bir tane çizgi ekleyelim. Comment'in altına şöyle bir tane değeri ekleyeyim. Şu medya objelerini de şuraya alayım. Şöyle yorumun başladığı yerde bir çizgi alalım. Evet şöyle kaydet. Bunları daha sonra halledeceğiz. Şuraya da örnek iki tane yorum yapılmış şeklinde şöyle bir div ekledik. Evet. Gelelim şöyle ana sayfaya. Ana sayfadan şöyle herhangi bir bloğun detay sayfasına tıkladığımızda tarihini, başlığını, işte resmini, işte açıklamasını, kısa açıklamasını, blog kod içerisinde işte içeriğini ve yorum yap alanını ve yapılan yorumları burada görüyoruz. Bu dersimizde layout ve layout üzerine kullandığımız render section kavramlarını göreceğiz. Evet, uygulamamıza dikkat ederseniz ki bazı sayfalarda kolonun 12'lik kısmını olduğu gibi kaplıyoruz ama bazı kısımlarda ise örneğin şöyle ana sayfada şöyle 8'e şöyle şu kolon 8 şu kolonda 4'lük kullanıyoruz. Bunun arka tarafında hep layout aynı layout'u kullanıyoruz. Şimdi bir de gelip örneğin detay sayfasında da aynı durum söz konusu 8'e 4. Bu da layout kullanıyor. Yani uygulamamız içerisinde kullandığımız bütün
sayfalar, bütün view'ler arka tarafta bir layout'tan geliyor. Layout içerisinde şöyle dikkat ederseniz zaten şöyle 12 kolonun içerisine olduğu gibi bütün içeriğin geleceğini şuradan görüyoruz. Yani her durumda 12 kolonu kullanıyoruz ama bazı sayfalarda gelip ne yaptım ben? Bir tane daha satır, yani kolonun içerisine bir tane daha satır ekledim. Satırı 8'e 4 böldüm ve böyle kullandım. Detay sayfasında da bu şekilde kullandım ama bu işin uzun yöntemi. Bunun daha basit yöntemleri var. Örneğin 12 kolonluk için ayrı bir tane layout oluşturabilirsiniz. Örneğin yönetici paneli için ayrı bir tane layout'u şurada shared klasör içerisine şöyle ekleyebilirsiniz. Şuraya. Bunu da kullanabilirsiniz. Problem değil ama ben render section kavramını şurada anlatmak istiyorum. O yüzden ben böyle bir çözüm yapmayacağım. Benim yapacağım çözüm şurada, eğer içerik sayfalarında yani index ya da details'ta eğer bir section tanımlanmışsa, section derken sağdaki 4 kolonluk bölümden bahsediyorum. Eğer o 4 kolonluk kısma eğer bir içerik eklediğim takdirde bu render section'ın 8'e 4'lük olan kısmını kullanacak. Ancak sağ tarafta bir tane bölüm tanımlamamışsam da gelip layout'taki 12 kolonluk kısmı kullanacak. Yani bu durumda layout'ta 2 tane alternatif yapmanız gerekiyor. Bir 4'e 8'lik bir kısım ve de sadece 12'lik bir kısım. Şimdi uygulamayı durduralım. Şuradan şu row'un içerisine ben diyeyim ki eğer şöyle eğer is section define diye bir tane metodumuz var. Bu metot içerik sayfalarını yani bu layout'a bağlı olan view'leri kontrol ediyor. Eğer buraya vereceğiniz bir isimde bir bölüm yani section içerik sayfalarında tanımlanmışsa bu bize true değerini gönderip buradaki layout'u yani buradaki HTML'yi kullanmamızı sağlayacak. Yani ben şuraya bir isim vereyim. Örneğin bölüm ismi ne olsun? İşte sağ kolon olsun örneğin. Sağ taraftaki işte menü kolonu olsun. Eğer bu sağ kolon kullanılmışsa ben sayfayı ne yapacağım? Şöyle 8'e 4'lük böleceğim. Şöyle 8. Şöyle bir tane daha şundan yapacağım. Şöyle 4. Sağ kolon tanımlanmışsa 8'e 4. İçerikleri render body içerisine yani 8'lik kısma ayır gene. Şu 4'lük kısma da şöyle ne yapacağız? Render section. Şöyle at render section diyeceğiz. Section ismi de şurası. Eğer içerik sayfalarına sağ kolon diye bir section tanımlanmamışsa ben 12 kolonluğu kullanacağım. Evet. Şimdi gelelim bu section'ı nasıl tanımlıyoruz? Şimdi section'ı şuradan kullanacağım bir tane sayfa açalım. Şöyle 8'lik 4'lük işte şunları artık alalım buradan. Bunlar tamamen layout'tan gelecek. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Şu 4'lük kısmı da buradan alalım. Sadece well'ler kalsın burada. Şöyle. Şimdi bu well'leri ben ne yapacağım? Section sağ kolonun içerisine alacağım. Şöyle. 4'lük kısımda kalacak. Şöyle CTRL-KD diyelim. Şu well'leri şurada tekrardan şöyle kapatayım yalın gözüksün. Evet şu şekilde. Evet, bir diğer 4 kolonluk sayfamız Block Details'tı hatırlarsanız. Yine şuradaki şöyle 8'i 4'lük kısımları şuradan sileceğim. Şöyle buraların hepsini alacağım. Sadece şurası render section'a ait. Zaten şurası da aynı olduğu için şunu gelip buradan silip işte şunu yerine yapıştıralım. CTRL-KD diyelim. Şu well'leri de şöyle kapatalım. Şöyle sağ kolon section'da burada olmuş oldu. Şimdi şurada anlamanız gereken ben içerik sayfalarında ne yapmış oldum? Sağ kolon diye bir tane section tanımladım. Burada sağ kolon diye bir section tanımladığım için layout gelecek soracak. Diyecek eğer içerik sayfasında sağ kolon diye bir section varsa şu yapıyı kullanacak. Eğer yoksa şu yapıyı kullanacak. Yani sağ kolonu kullanıyorsa eğer
O zaman o halde 8'lik kısma render body. Render body dediği kısım sağ kolon haricindeki her şey buraya kopyalanacak. 4'lük kısmı ise burada tanımladığınız sağ kolon içeriği tanımlanmış olacak. Yani şurası 8'lik, şurası 4'lük kısmı olmuş olacak. Ama diğer sayfalara bakalım. Mesela bloğun indeksine bakalım. Blog indekste section diye bir alan tanımlanmadığı için ne yapacak? Gelip direkt şu kısmı kullanacak. Çalıştıralım bakalım. Evet, çalıştı. Gördüğünüz gibi 8'e 4'lük kısmı kullandı. Şöyle detaya gelelim. Bakalım gene 8'e 4'lük kısmı kullandı. Evet. Şimdi gelelim bir şöyle bloğun indeksini açalım. Evet, gördüğünüz gibi 12 kolon kullandı. Şöyle inceleye tıklarsak eğer. Şöyle bakalım. Evet, gördüğünüz gibi tamamen kol meyde 12 nereden geliyor? Layout'tan geliyor şurası. Şu yer içeriğin hepsi normal bizim blok indeks içerisinde. İşte şeye gelelim. Şu bir detaya gelelim. Detayda da gene bakın nereden geldi? Row. Row'un içerisinde 8'lik kısım ve şurada da 4'lük kısım. Bu dersimizde kullanıcı sayfalarında kategori menüsü hazırlayacağız. Şurada dikkat etmeniz gereken buradaki kategori menüsü herhangi bir Vue özel değil. Biz bunu parçalı Vue olarak oluşturacağız ve bunu istediğimiz her yerde gelip kullanabileceğiz. Evet, uygulamamızı açalım. Uygulama içerisinde kategorilerle alakalı işlemleri kategori controller'da yapıyorduk. Kategori controller'a gelip şurada bir tane action metodu yazacağım. Şöyle public geri dönüş değeri action result da olabilir ancak ben şöyle partial bir result yazacağım. Geri dönüş değerini belirttikten sonra şöyle kategori listesi diyelim. Daha sonra şuradan return view ancak partial view. Bunun içerisine de kategorileri sorgulayıp getirebilirsiniz deyip işte kategoriler nokta toList. Şimdi bu partial view'i eklemeniz gerekiyor. Şuna sağ tıklayalım. Şöyle add view diyelim. Partial view'in ismi kategori listesi template'i boş olsun. Buradan layout kullanmayacak. Zaten partial view ile yani parçalı view ile normal view arasındaki fark view'in bir layout kullanabileceği ancak parçalı view'in Vue'in herhangi bir parçası olduğu ve de bir layout kullanmaması. Buna create as partial view dersek herhangi bir layout kullanmaz. Evet, şöyle boş bir view geldi ve de oluştuğu yer bunun kategorilerin altında gördüğünüz gibi kategori listesi. Şimdi bu bizden bir tane model bekleyecek. Modelin tipi şöyle model. Modelin tipi iAnimable olsun. Şöyle gelelim. Model kategorinin yeri şöyle şuraya nokta kategori yazabilirsiniz. Nokta kategori. Evet, daha sonra bu listeyi nereden alalım? Örneğin şuradaki layout bloğun içerisinde ana sayfada şöyle bizim bir tane velimiz vardı. Pardon, home controller altındaki indekste vardı. Şuradan kategori listesini alalım. Şöyle olduğu gibi. Şöyle kopyalayayım buradan. Geleyim şuraya yapıştırayım ve de bunu dinamik hale getireyim. Şimdi bu vel şuradan blok kategorileri diyelim. Şurada 6 kolonluk şöyle 2 tane kısım var. Ben bunları buradan sileceğim. Şöyle. Her bir tanesi yani vel içerisinde bir tane satır tanımlanacak ve bir satır 6 kolona bölünecek. Yani 2 tane kategori olmuş olacak. Şu kategorilerin hepsini şuradan silelim. Şunlar her bir tane kol LG bir kayıt için tekrarlanacak. O yüzden şuraya bir for each yazıyorum. Şöyle var. İşte item in şöyle add model diyelim. Şöyle sadece model diyelim. Daha sonra parantez açıp kapatalım. Şunları şuraya taşıyalım. Evet, şuraya kategorinin adı gelecek. Yani şöyle add item nokta
kategori adı diyelim. Evet, şu anda linki oluşturmayalım. Bunu daha sonra oluşturacağız. Bu şekilde çalıştırırsak eğer 10 tane kategori varsa 10 tane kol LG yan yana oluşacak. İşte birinci kategori buraya gelecek. İkinci kategori buraya gelecek. Üçüncü buraya sığmayacağı için otomatikman buraya gelecek. Böyle bu şekilde aşağıya doğru dizilecek. Şimdi bu kategori listesini oluşturduk, tamam. Ama o parçalı VV'yi biz çağırmamız gerekiyor. Nerede çağıracağız? Bunu nerede kullanacağız örneğin? Gelip şurada mesela sağ kolonun içerisinde şöyle kullanacağız. Mesela şu. Şurası şöyle kalsın. Şu kısmı. Şurayı şöyle sileyim. Well de zaten öteki taraftan gelecek. Şimdi bunu kullanabilmek için buraya şöyle et. Şöyle html.render action diyorsunuz. İşte parantez açıyoruz. Action'ın ismi ne? Gelip şuradaki action'a ismini alalım. Kategori listesi virgül. Daha sonra controller'ın ismi. Hangi controller içerisinde bu? Şöyle kategori controller içerisinde. Şuraya da noktalı virgül ekleyelim. Evet, buraya bu action'ı gelip açacak. Çalıştıralım. Yani ya da çalıştırmadan önce şunun aynısını gelip bir de indeksi aldık. Şöyle bloğun details'ına da aktaralım. Sağ kolonun içerisindeki birincisi arama, ikincisini şuradan silelim. Şuraya yapıştıralım. Evet, çalıştıralım uygulamaya bakalım. Şöyle ana sayfayı yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi menülerimiz şuraya bu şekilde geldi ama şu anda bir link oluşturmadık. Örneğin gelelim şöyle detay sayfasına. Evet, detay sayfasında aynı linkleri burada görüyoruz. Bir önceki dersimizde kategori menüsü oluşturduk. Bu kategori menüsü aracılığıyla bir tane blok liste sayfası oluşturacağız ve bu sayfadaki blokları kategoriye göre filtrelendireceğiz. Evet, en son şöyle bir kategori menüsü yapmıştık. Bunların linklerinin karşılığı şu anda yok. Bunu hazırlayalım. Şimdi bu linklere tıkladığımız zaman blok controller içerisindeki list metoduna yönlendireceğim ben sayfayı. Ve bu list sayfasına giderken de buradaki her bir linki ID'si, yani kategori ID'si sayfaya routing value olarak gönderilecek. Şimdi ilk olarak açalım sayfamızı. Şöyle projeyi durduralım. Şuraya bir tane list metodu oluşturayım. Şöyle public. Geri dönüş değeri action result olsun. Şöyle list diyelim. Metodum benden bir int değer beklesin. Ancak bu int değer nullable olmasını istiyorum. Çünkü list metodu bir ID kullanmadan da çalıştığında bütün listeleri karşıma göndersin. Yani bütün blok sizin karşıma göndersin. Ancak bir ID ile geldiğinde de ID'ye göre sorgulama yapalım. Ve o kategoriye ait olan, o ID'deki kategoriye ait olan blokları listeleyelim. Şimdi daha önceden biz ana sayfada blok listesini oluşturmuştuk. Home Controller'ın indeksinde. Home Controller indeksindeki ben şuradaki gene blok modeli kullanacağım. Yani şu yapının aynısını kullanacağım. Şimdi bunun aynısını ben buradan alayım. Şöyle geleyim buraya yapıştırayım. Ancak şurada dikkat etmeniz gereken, şuradan bir ID geldiği zaman ekstra bir sorgu ekleyeyim ben buraya. Ekstra bir ver sorgusu ekleyeyim. Ancak şu verin yeri şurada. İlk başta filtreleme yapalım. Daha sonra seçme işlemini yapalım. Aynı şekilde şurada da bunu yapalım. Şöyle şunu şuradan alalım. Nokta virgül şuraya ekleyelim. Evet, şurası da DB olacak. Bu sayfada DB nesnesini kullanmışız. Şunu da şuradan alalım. Evet, bu şekilde blok modeli biz döndürüyoruz. Şimdi şurada ben şunu SQLable olarak işaretlemek istiyorum. Bunun manası bu sorguyu yazdıktan sonra da buraya ekstra verileri daha sonradan ekleyebilmemizi sağlayacak. Yani şöyle ki ben eğer şuradan gönderilen ID değeri nullable ve de bu ID eğer null'a eşit olmadığı durumlarda ben bu ID'yi de sorgulamanın içerisine dahil etmek istiyorum. Bunun için şöyle bir kullanım yapacağız. Bloklar eşittir. İşte blokların içerisine ekstra bir var ekliyoruz. İ nokta. Kategori ID ise ancak burada kategori ID bloklar içerisinde yok. Blok modeli içerisinde. O yüzden blok modeli içerisine gidelim. Şöyle bir tane de int tipinde şöyle bir kategori ID ekleyelim. Daha sonra girelim şu blok modeli. Şuraya bir virgül. Daha sonra kategori ID eşittir. Nokta kategori ID diyelim. Evet, sorgunun içerisine kategori ID dahil ettik.
Daha sonra geliyorum diyorum ki burada i nokta kategori id eşit eşit yukarıdan gelen id'ye eşit olanları da şöyle bir sorguladık. Evet, kategoriye göre sorgulama yaptıktan sonra şurada bir tane viv göndereceğiz geriye. Bunun viv'in ismi list olacak. O yüzden şuraya sağ tıklayalım. Add viv diyelim. Şöyle list viv'ini eklesin. Bir tane layout kullansın bu. Çünkü baş başına bir sayfa olacak. Kod parçası değil bu. Evet, bunun da başlığı gene modeli ne olması gerekiyor? Gene index sayfasındaki model olacak. Hatta bu sayfanın aynısı olacak. Ben bunu şuradan kopyalayayım. Nereye? Şu listin içerisine. Şöyle yapıştıralım şuraya. Evet, gene sağda sağ kolon olacak. İşte bir arama kutusu olacak. Kategoriler gene gelecek. Gene aynı şekilde bloklar gelecek. Tekrar bakarsak blok kontrolü. Blok kontrolü bir liste gönderiyor geriye. Yukarıdan gelen ID'ye göre bir sorgulama yapıyor. Eğer bir kategori varsa, yoksa gene blokları aynı ana sayfada olduğu gibi alıyor. Ancak burada blok kontrolü'da ana sayfada olanları getirmeyecek. Hepsini getirecek. Sadece onaylı olanlar, onaylı bloklar gelsin. Yeter. Ana sayfa olup olması önemli değil. Daha sonra şöyle liste baktığımızda listle indeksin aynı olduğunu biliyoruz. Son olarak gelip şu kategori listesine bir tane link oluşturalım. Şimdi linki şu şekilde de oluşturabiliriz. Mesela nereye gidecek? Bloğun altında, listin altında şöyle add item nokta id desek zaten bu sayfa kategorileri kullanıyor. Ne olmuş olacak? Bloğun altındaki listin altında bir tane id ile buraya gitmiş olacak. Ve dolayısıyla blok kontrolörün listine şu her zaman bir ID gelmiş olacak. Boş olduğu zaman ne zaman? Bunu da layout'tan ayarlayabiliriz. Şöyle sayfanın layout'una gelip şuraya bir tane link ekleriz yukarıya. Şöyle şu kısma bir tane şöyle link ekleyelim. Buna da örneğin bloklar diyelim. Şöyle bunun içerisine bir A etiketi. Şöyle bunun şöyle hedefine şöyle blok şöyle listeriz. Ne olmuş olur? Bu ID'de boş bir liste olduğu için bütün blokları kategoriye bağlı olmadan listelemiş olacak. Şimdi bu haliyle bir çalıştıralım uygulamayı. Evet, direkt ilk başta çalıştığında blok list geldi. Blok list geldiği zaman bütün bloklarımızın şöyle yüklendiğini görüyoruz. Ancak şuradaki herhangi bir kategori tıkladığımızda, örneğin C programlama tıkladığımızda ne olacak? C'nin bir numaralı ID'si olduğu için ne olacak? Sadece C'ye ait olan bir tane blok olduğu için o yüklenecek. İşte web form'a tıkladığımızda şöyle 3-4 tane şöyle kayıt var. İşte hiç olmayan var mı? Evet, mesela AngularJS altında hiçbir şey yok. İşte Windows form altında işte birkaç tane var gibi. Şöyle blokları tıkladığımızda da bütün blok listesini bizim karşımıza getiriyor. Şimdi son olarak dikkatinizi çekmemi istediğim kısım şöyle, şimdi sayfanın ana sayfası yüklendiğinde, uygulamanın ana sayfası yüklendiğinde bütün blokların değil de sadece ana sayfa alanı true olanlar ana sayfaya yükleniyor. Şimdi buradaki yapı da aynı. Yani blok listesinin yapısı da aynı. Bloklara tıkladığımızda da blok listin de yapısı aynı. Yani şurada herhangi bir şurada görüntüde bir değişiklik yapmak istediğimde gelip ana sayfadaki blok listesinde de değişiklik yapmam gerekiyor. Yani aynı yapıyı iki yerde de kullanmış oldum. Ben bunun yerine buradaki blok listesini bir tane parçalı viv olarak eklerim ve de iki sayfada da aynı yapıyı kullanırım. Bu yapının bloğa ait olduğunu biliyoruz. O yüzden blok klasörü içerisine bunu ekleyeceğim. Şöyle viv diyorum. Şöyle blok listesi diyeyim. Bu bir tane partial metot olacak. Şöyle okey diyelim. Ve de şu index ya da listteki şöyle modeli alayım. Şöyle şuraya yapıştırayım. Daha sonra şöyle aşağıya gelen şöyle aşağıdaki kısmı şöyle for içi şöyle aşağıya kadar şuradan alayım. Şuraya yapıştırayım. Evet, şimdi bu blok listesi benden ne bekliyor? Bir tane model bekliyor. Ona bir tane model gönderiyorum. Şu anda blok listesinin benden beklediği sadece bir tane blok listesi ve o blok listesini açacak. Ama nerede açacak bunu? Bunu açacağı iki tane yer var. Birincisi sayfamızın uygulamamızın ana sayfası. O da şu for each kısmı. Yani şu for each kısmını buradan olduğu gibi silebilirim. Buraya ne yazalım? Şöyle @html nokta partial. Partial benden bir tane
parçalı metot ismi bekliyor. Bu metodun ismi neydi? Şöyle blok listesi diyelim. İkincisi benden bir model bekliyor. Modelimin ismi şöyle model. Sayfanın modeli zaten benim parçalı view'e göndereceğim modelle zaten aynı. Şuraya normal şunu modeli yazıyorsunuz. Daha sonra ikinci kısım neresi? List kısmı. Şuradan bunu şöyle silip şuraya bunu yapıştırırım. Gene aynı yapı. Yani şu yapı gelip buraya ve sayfa uygulamanın ana sayfasına ve blog listesi sayfasına yine açılacak. Şurada blog listesi kısmı. Şurada blog listesi yazacak. Ana sayfada yazsın. Listede de şunu yazsın. İsterseniz bunu da blog listesi içerisine taşıyabilirsiniz. Ama farklı isimlendirmek için ben şöyle ayrı bıraktım. Evet bakın aynı listede blog sayfamız aynı şekilde geldi. İşte uygulamanın ana sayfasına gelelim. Evet burada bir hata aldık. Blog listesini bulamadı. Şunu kapatalım. Şöyle blog listesi bizim blog klasörü içerisinde. Ancak biz buna indeksten yani home controller'ın index metodu içerisinden ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla farklı bir controller içerisinden blog listesine ulaşmak istediğimizde böyle bir hata ile karşılaşıyoruz. Eğer bu bir tane partial metodu nerede arayacak? Şöyle shared klasör içerisinde arayacak. Bunu buradan buraya taşırsanız hata gitmiş olur. Yani dolayısıyla farklı controller'ların ortak kullandığı parçalı view'leri shared klasörü içerisine almamız gerekiyor. Ve çalıştıralım bakalım şimdi ne olacak. Şöyle blok listi şöyle çalıştıralım başta. Evet blok listesi çalıştı. Ana sayfanın şöyle blok listesine bakalım. Evet bunda da problem yok. Şöyle bir filtreleyelim. Evet, filtrelediğimiz zaman da şöyle blok olmayan bir kısma gidelim. Evet. Son olarak şöyle blok listesi olmayan bir kategori olduğunda şöyle kullanıcıya bari verelim. Şöyle bir uyarı verelim. Şimdi bu uyarıyı nerede vereceğiz? Blog listesinde vereceğiz. Ve de bu uyarı nerede çıkmış olacak? Hem uygulamanın ana sayfasında hem blogların list view'inde de bu çıkmış olacak. Sadece bir yerden bu işi halledeceğim. Şimdi şöyle diyelim. Sayfamızın modeli modelinin count'ı eğer 0 eşitse şöyle farklı bir içerik yapsın. Eğer 0 eşit değil ise de şöyle for içi sayfada açsın. Şöyle div, şöyle class'ına, şöyle alert diyelim. Şöyle alert warning diyelim. Şöyle span'a ya da şöyle h3'e işte kayıt bulunamadı diyelim. Şurada for için yanındaki işaretini alalım. Çünkü şu if'in hala içinde olduğu için oraya onu eklememize gerek yok. Şöyle uygulamayı şöyle hatayla çalıştıralım. Tekrardan yenileyelim. Yani gördüğünüz gibi kayıt bulunamadı geldi. Şöyle birkaç tane blok gelsin. Şöyle blok geliyor geliyor. Evet burada kayıt bulunamadı. Bu dersimizde blok arama işlemi yapacağız. Uygulamamızın son hali şu şekildeydi. Şimdi burada bir blok search kısmı ayarladık. Bu uygulamanın ana sayfasında ve blok listesinde işte blokları tıklayınca blok listesindeki sayfada da bu blok search mevcut. Yani bu kısmı sadece bir view değil de birden fazla view kullanıyor. Bu yüzden bunu ben partial metod olarak oluşturacağım. Şimdi ilk olarak gelelim şuraya. Uygulamayı durduralım. Şu shared klasörü içerisine bir tane şöyle search diye bir tane partial view oluşturayım. İçeriği boş olsun şimdilik. Şimdi gelelim şuradan val kutusunu alalım. Şunu şuradan keseyim. Şuraya yapıştırayım. Hatta bunu ana sayfadaki veli de alalım. Listedeki veli de alalım. Daha sonra şurayı özelleştirmemiz gerekiyor. Nasıl özelleştireceğiz bunu? Hatırlarsanız şöyle bir form oluşturmak için using ile başlıyorduk. Daha sonra şöyle html nokta begin form. Şöyle şu parantezleri açıp kapatıyorduk. Şu parantezler içerisinde şu val kısmını olduğu gibi
Şöyle şuraya yapıştırayım. Daha sonra özelleştireyim içerisine. Şimdi şurada bu form nereye gidecek? Yani bu arama olayını nerede yapacağız? Şöyle list metodunda yapacağız. List metodu action ismi. Daha sonra hangi controller içerisindeki list metodu? Block controller içerisindeki list metodu olacak. Daha sonra bu form metot ne olacak? Şöyle form metot diyelim. Form metodu ben get olarak oluşturacağım. Çünkü kullanıcının buradan text box'a girdiği değeri ben URL'de, yani sayfanın tarayıcının URL kısmında görmek istiyorum. O yüzden bunu get olarak göndereceğim. Genelde zaten böyledir. Örneğin Google'da bir arama yaptığımızda aradığınız anahtar kelime adres çubuğunda olur. O yüzden buna get dedim. Şimdi şuradan blok arama deyip bunu Türkçeleştirelim. Blok aramanın altına bir çizgi ekleyelim. Daha sonuçta input grup var. Şu input grubu ben buradan sileyim. Bunu şöyle html.textbox'la değiştireyim. Buradan kontrole bir isim verelim. Anahtar kelime. Textbox'ımızın ismi. İkinci parametrede bir değer istiyor. Bunun içerisinde varsayılan bir değer olsun mu? Şu olmasın. Daha sonra üçüncü değer HTML attribute. Burada bir tane HTML attribute vermek istiyorum. Şuradaki string'i alalım. HTML attribute class eşittir. İşte bir form kontrol olsun. Yani buradan sildiğimiz text box'ın aynısını oluşturuyoruz. Bir isim veriyoruz yalnız. Şimdi input şuradan input grupta şöyle bir tane ikon vardı. Arama ikonu. O ikon burada kalsın. Şuna submit diyeyim, buton demeyelim de şunu type'ını submit yapalım. Şunu şuradan alalım. Evet, bu haliyle çalıştıralım. Bakalım nasıl bir görüntü aldık. Çalıştırmadan önce tabi bu search string'i sayfalara getirmeniz gerekiyor. Bunu nasıl getiriyorduk? Şurada olsun tam yine. HTML nokta. Şöyle partial diyoruz. Partial'ın ismi ne? Şöyle search. Bu aynı partial'ı uygulamanın ana sayfasına, indekse de alalım. Şöyle iki tarafta da aynı görüntü olmuş olacak. Evet, çalıştıralım uygulamayı, bakalım. Evet, ilk başta blok list çalışıyor. Evet, gördüğünüz gibi blok arama kısmı geldi. Uygulamanın ana sayfasına gelelim, yine aynı görüntüyü gördük. Şimdi buraya bir şöyle deneme yapalım, boşluklu olarak. Şöyle şuna tıkladığımızda, evet gördüğünüz gibi yukarıda anahtar kelime eşittir işte DNM aradaki boşlukları da artıyla şöyle ayırmış olduk. Daha sonra yapmamız gereken blok controller'ın list metodu içerisine bir tane parametre oluşturacağız. İsmi anahtar kelime ve de anahtar kelime eğer doldurulmuş ise, yani buradan query string ile bu değer bize gelmişse, bu kelimeye göre burada bir arama yapıp o blokları burada filtrelememiz gerekiyor. Şimdi geleceğiz, ne yapacağız blok controller'a? Blok controller'ın list metodu içerisine şöyle string diyelim. String içerisine ne yazmamız gerekiyor? Şöyle anahtar kelime. Ya da anahtar kelimeyi şöyle kısaltalım. Mesela Q diyelim. Genelde böyle oluyor. Şöyle gelelim şuraya. String Q diyelim. Şurada da şurayı sorguladıktan sonra şöyle diyelim ki şurada. Eğer string nokta is null or empty. Yani null'a eşit değil ya da içerisi boşsa. Şöyle Q'nun şöyle eşit false ise, yani boş değil ise, bir tane filtreleme yapacağız. Filtrelemeyi nasıl yapacağız? Şöyle bloklar eşittir. Bloklar nokta şöyle bir sorgu oluşturacağız. Şöyle lambda expression'da i nokta. Şimdi bu kelimeyi nerede arayalım biz? Bir Q, yani kullanıcının gönderdiği anahtar kelimeyi nerede arayalım? Blokların başlıklarında arayabiliriz. Şöyle gelelim. Başlıklarında şöyle contains diyelim. Şöyle Q'yu arayalım. Şimdi başlıklarda bulamazsa nerede arasın? Veya diyelim i nokta açıklama içerisinde arasın örneğin. Contains şöyle Q. Şöyle nokta virgül ekleyelim. İşte şu da başlık ve açıklamaya göre şuradakini arıyor. Eğer böyle bir şey varsa, böyle bir kayıt varsa bunu blokların içerisine atıp kullanıcıya zaten gösteriyoruz. Evet, şimdi şurada çalıştıralım şunu. Uygulama çalışsın. Şu kısma örneğin delegate yazalım. Başlığa göre bir arama yapalım. Mesela gördüğünüz gibi delegate olanların hepsini getirdi. Örneğin hakkında olan şöyle bir arama yapalım.
Evet, hakkındalar geldi. Gördüğünüz gibi zaten şuraya Q karşılığının hakkında adres çubuğuna geliyor.